24'ten Doğrusu'na programından iyi akşamlar değerli seyirciler. Yeniden karşınızdayız. Yaklaşık 2,5 aydır gündemde olan seçimin artık sonuna geldik. Seçimi tamamladık. Dün itibariyle bütün meraklar giderildi. Yüksek Seçim Kurulu açıklamasını yaptı. Kazanan, kaybeden belli. Ama bundan sonra tabii hayat devam ediyor. Siyaset de devam ediyor. Bunun yansımaları ne olacak? İktidarı neler bekliyor? Muhalefeti neler bekliyor? Yönetim sistemi değişti. Değişen yönetim sistemiyle nelerle karşılaşacağız? Türkiye ilk defa neleri tanıyacak? Sayın Erdoğan %52'nin üzerinde bir oyla, 52,5'luk bir oranla Cumhurbaşkanı seçildi ama partisi yaklaşık 10 puan altında, 42,5'ta kaldı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte icraatları yaparken, yasa çıkartırken ne gibi zorluklarla karşılaşacak? Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı sonuna kadar devam edebilecek mi? Ederse ne olur, edemezse ne olur, nelerle karşılaşılabilir? Bu sorulara ve muhalefet açısından değerlendirmelere yer vereceğiz program içerisinde. Her zaman olduğu gibi Yusuf Alabar da bizimle birlikte. Bu hafta Fadime Özkan arkadaşımız bizimle birlikte. Yine her zaman olduğu gibi Metehan Demir ve sık sık olduğu gibi Turan Kışlakçı da bizimle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Kimle başlayalım? Metehan Demir'le mi başlayalım, Yusuf Alabar'dayla mı? Fark etmez. Metehan Bey çok çalıştığını söylüyor. Yusuf Bey de çalışmış ama isterseniz oradan başlayalım. İçeri geldiğimde sayfa sayfa açmıştı gazeteleri çalışırken. Çalışıyordu ama başka şeylere çalışıyordu sanki. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. defa, 13 oldu değil mi? Evet, bu 13. 13. defa seçim kazandı. Evet. Son 16 yıla baktığımızda, 2002'den bu yana baktığımızda. Bu seçim başarılarının temelinde, arka planında ne var? Oradan başlayalım isterseniz. Ya hiç kuşkusuz Sayın Erdoğan'ın seçim başarılarının arkasında ilk ortaya 2002 yılında siyaseten parti lideri olarak çıktığında halka yaslanması ve halkın 2001'li yıllardaki yaşamış olduğu ekonomik çöküntü vardı. Fakat bunun üzerine Sayın Erdoğan hiçbir şekilde halka verdiği sözün dışında bagajlı bir siyaset yapmayarak ve geliştirmiş olduğu icraatlarla da siyasetini ve iktidarını pekiştirerek yoluna devam etti ve 13. seçim başarısını dün akşam almış oldu. Bu 13. başarı hiç kuşkusuz sosyolojik anlamda da incelemeye tabi tutulmalı ve sadece Türkiye'de değil bütün Avrupa'da da dikkat ile incelendi. Önümüzdeki süreç içinde bu daha da fazla bir şekilde konuşulacak ama biraz önce programın açılışında da zikretmiş olduğum Sayın Erdoğan'ın partisinden %10 daha fazla oy alması fikrine açıkçası ben biraz daha mesafeli yaklaşıyorum. %10 değil aslında, 10 puan. Yani çünkü 10 puan ama yani şöyle parti %42 yani küsürlerde. Kendi oyuna göre %20. Ha evet, yani o anlamda değerlendirilebilir ama bu yönde epey bir yorum yapılıyor medyada. Partisinden %10 daha fazla oy aldı. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen oyları yok saymakla aynı. Yok, ben yok sayarak bunu söyleyeyim. Bu anlamda çok yayın var da evet, o anlamda anladım. Söylüyorum ama hiç kuşkusuz Sayın Erdoğan'ın parti lideri olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha önünde bir oya sahip olduğu tartışılmaz bir gerçek. Dolayısıyla %52,5'la 13. seçim zaferine imza attı. Eğer 13.sünde Erdoğan'ın %52,5'la milletin teveccüh gösterme sebeplerine bakacak olursak, biraz önce de zikrettiğim gibi bugüne kadar yapmış olduğu icraatlar ve başkanlık sisteminde daha hızlı işleyen bir bürokrasi vaadi ve yapmış olduklarını kefil göstererek bundan sonra da yapacaklarını net bir şekilde halka arz etmesi. Hiç kuşkusuz bana sorarsanız seçimin diğer galiplerinden bir tanesi de Muharrem İnce'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyolojik sınırı olan %27'lerin üzerine çıkartarak 30-40 yıldan bu yana görmedikleri bir oy oranına Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhurbaşkanlığında taşıdı. Kuşkusuz seçimin en büyük yitirenlerinden birisi Meral Akşener, bir diğeri de Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunu herhalde programın diğer bölümlerinde de konuşacağız. Detaylı ilk olarak. İlk turda daha çok Sayın Erdoğan'ın başarısının temelini biraz konuşmak istedim. Onun için yani bunu net olarak söyleyebilirim. Daha önceki yapmış olduğu icraatlara dem vurarak gelecekte yapmak istediklerini net ve sarih bir şekilde seçmenle diyalog içerisine girmesi ve kendisine ait olan kemikleşmiş oyu sürekli millete yaslandığı, millete dayandığı için
oylarını her zaman konsolide etti. Ben şunların da hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünenlerdenim. 15 Temmuz gecesi vermiş olduğu mücadele ve seçim süresince Erdoğan'ın karşısında duranların seçmen açısından önemli bir nirengi noktası oluşturması. Yani Cem Dündar'ın nerede durduğuna, Pensilvanya'nın nerede durduğuna ya da Pensilvanya odaklı yazanların nerede durduğuna bakarak da seçmen kısmen oy kullandı. Başta Güneydoğu olmak üzere Türkiye'nin oy kullanırken tıpkı 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi güvenlik anlamında da ülkenin kime teslim edilmesi gerektiği noktasında da bir teraziye koyularak tartım yapıldığına inanıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesine baktığımızda diplomasinin geliştirilerek Suriye'den askerin çekilmesi, Avrupa yerel yönetimler özellik şartını sizinle programda 2 hafta boyunca burada konuştuk. Bu ve buna benzer unsurların da hiç kuşkusuz seçmen üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum. Evet. Belki bir son noktada istikrara atfedilen önem Türk milletinin nezdinde. Çünkü kişi başına düşen milli geliri 10 bin doların üzerine çıkmış her ülkede vatandaşın kuvvetle dikkate alacağı hususlardan bir tanesinde istikrar olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun da en bariz göstergelerinden bir tanesi bugün seçimin hemen sonrasında İMKB'deki borsa değerleri yükselirken doların falan sert bir düşüşle 4.6'lara hatta bir ara 5'lere kadar düşmüş olmasını örnek verebiliriz. Evet. Evet Fadime Hanım, aynı soruyu soracağım ama şunu da ekleyerek sormak istiyorum. Erdoğan'ın seçim başarısında bunun temelinde şu da var mı? Yani Sayın Erdoğan hep kazanma odaklı bir çalışma yürüttü, siyaset yürüttü. Fakat özellikle son seçimlere baktığımızda muhalefetin kazanmak üzere değil, karşı tarafa kaybettirmek üzere bir strateji kurguladığını ve bunun üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Bunun da etkisi olmuş olabilir mi? Bunun da bir etkisi var. Bu yani muhalefetin bu seçimlere özel bir çalışması oldu. Aslında 7 Haziran öncesi yapılan dizayna benzer bir dizaynla karşı karşıya kaldık. Biraz daha birbirlerine yaklaştılar ve çok fazla çapraz ilişkiyle aslında belli bir mesafeden baktığınızda hani o ittifakın kendi içinde tutarlı olmayacağı, uzun ömürlü olmayacağı gibi bir takım görüntüleri vardı ve hatta partilerin kendi tabanlarının da bu ittifaka tepkisi oldu vesaire. Bunlar karşı ittifakı çözümlemek için bence yakından baktığımızda göreceğimiz şeyler ama şimdi eğer Sayın Erdoğan'ın başarısını konuşacaksak arkasında ne var? Bu kadar uzun bir zaman boyunca 13 seçimden en yüksek puanı alan, oyu alan bir siyasi olarak çıkması herhalde çok temel bir şey, arkasında halk var. Ve o halkla arasındaki bağı hiç koparmadı Sayın Erdoğan. Yani halkın arasından çıkan bir siyasetçi ve pek çok siyasetçi aslında Türkiye'de halkın arasından çıkmıştır. Ve halkın arasından çıkan, halkla bağını koparmayan siyasetçilerin hep seçimlerden başarıyla çıktığı geçmiş dönemleri gördük. Erdoğan'ı diğer siyasi parti liderlerinden farklı kılan şey bence mevcut şartları değiştirebilme becerisi, ikna gücü. Halkla işte hiç kopmayan bir bağı var. Bunu hem partisini örgütlerken, parti çalışırken bu temas hiç bitmiyor. Halkta ne duygu olarak ne değişiyorsa, halkın sorunu nasıl değişiyorsa, yeni kuşaklar geldikçe yeni kuşakların sorunları, duyguları neyse bunu anında partinin kendi çalışma sistematiği de öyle zaten kademe kademe yukarı çıkıyor ve ortak akıldan yeni bir politika yürüyor. O politikanın gereğini de yapma ve bunu topluma yeniden anlatma, yukarıdan aşağıya empoze etme ve aşağıdaki algıyı da durumu da değiştirme becerisi olan bir siyasetçiden bahsediyoruz. Bence diğer siyasi partilerde ya da siyasetçilerde görmediğimiz
çok önemli bir özellik. Bu ikna kabiliyetinin olması, sorun çözücü olması. Bu biraz işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda çok uzun olmayan, aslında süre olarak çok uzun olmayan ama hakikaten siyasette bir klişedir enkaz devralmak. Büyük bir enkazı devraldı, kokan, işlemeyen, ölü bir şehri neredeyse devraldı ve o kısa bir sürede bile büyük bir başarı elde etti. Bunu İstanbul'da yaşayan herkesin göz önünde, onun şahitliğinde yaptı. Herkes bu neredeyse siyaseten bir mucizeye yaklaşan o değişimi gördü ve Erdoğan'a ilk güven, siyaseten güven orada oluştu ve yayıldı. Ama Erdoğan'ın bu oradan kazandığı en temel şey bence pratik, yani hani icracı bir siyasetçinin orayı önce düzenlemesi, sorunu çözmesi ve uzun erimli bir politikayı evre evre planlayıp gerçekleştirebilmesi. Şu an Türkiye'nin mesela büyük bir atılımdan bahsediyoruz. Türkiye'de artık vesayet odaklarının tasfiye edilmesinden, Türkiye'nin bağımsızlaşmasından bahsediyoruz. Bağımsız bir ülkeyiz artık, başımız dik. Pek çok konuda kendi siyasetimizi söyleyebiliyoruz, kendi menfaatimizi güdebiliyoruz. Ve işte ekonomide kısmen ama askeri güvenlik alanındaki bu yeni teknoloji, yeni üretimlerle birlikte, ilaç sanayiyle ilgili pek çok başka alanda Türkiye kendi kendine de yetebilen, dünyayla entegre ama mutlaka kendi ürününü, kendi markasını da çıkarabilmek hedefi ve bu yolda aldığı, kat ettiği mesafe bence insanlara çok inandırıcı geliyor. Yani bu seçimlerde de oldu, muhalefetten isimler pek çok konuda vaat etti. Vaat etmek çok kolay bir şey. Çünkü seçmenin beklediği elbette hangi sorunun nasıl ve en güçlü şekilde çözüleceği. Ama Türkiye toplumu da bu konuda bence çok deneyimli ve boş vaatlere de çok pabuç bırakmıyor. Hangisi gerçekleştirilebilir olan ve bunu kim gerçekleştirilebilir? Yani bunu vaatlere bu değil, vaatlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine mutlaka bakıyor. Bakıyor çünkü daha önce acı deneyimleri oldu yani iki anahtar vaatlerinden. Ya. Yoksa yani asgari ücreti 5.000 lira yapacağım diyen siyasetçinin eldeki kuş daldaki iki kuştan evladır. Evet, aynen öyle. Yani Erdoğan'ın gerçekçi bir vaatte bulunduğu, bir şeyin olamayacağını da bak o olmaz, o şöyle olur diye hani tekrar dönüp anlattığı ve olabilir olanı söylediğine şahit olmanın getirdiği bir güven var. Evet. Bu bir kez daha tazelendi. Bir de bence çok önemli bir şey. Şimdi Erdoğan rasyonel bir siyasetçi. İşte bu sorunların çözümü, uzun vadeli, kalıcı ve yapıcı bir siyaset öngörmesi, vaat etmesi. İşte 2023'e bir şey kalmadı şurada yani. Bir sonraki seçimdir. Bütün bu öngörülür, yani ufkumuzun, ben mesela çok net hatırlıyorum. Özellikle 99'daki deprem döneminde çok büyük bir acı, çok büyük bir kayıp yaşadık ve hani insan kaybetmenin katı, yani binaların katı dediğimiz o yapıların bile nasıl bir enkaza döndüğünü ve hayatlarımızı kararttığını gördük ama onun dışında büyük bir çaresizlik, zayıflık, çaresizlik, çare olacak, halden anlayacak bir sesin, bir kimsenin olmaması hali. O hal mesela çok dramatik bir şeydi ve ben şöyle hissediyordum. Bütün bir ülkenin üzerine öyle bir kabus çökmüş ki korku filmlerinde olur. Hani bu ormanlarda falan sis çöker, yürünmez, bir metre ötesini görmezsin. Bütün bir ülke olarak bir adım sonramızı görmeyeceğimiz bir halde gibi hissediyordum. Mesela şimdi Türkiye öyle değil. Bütün o sis kalktı. Bırakın hani birkaç adım sonrası. 2071'e doğru bile bir bakış atabiliyoruz. Yaşamayacağımız yılların nasıl gerçekleşeceğine dair bir öngörümüz var. Umut vermesini kastediyorsunuz, vurguluyorsunuz. Bu rasyonelliği ve uzun erimli bir ufuk çizebilmesini hatırlatmak istiyorum. Ama duygudaşlık, yani halkla kurduğu duygu
bence çok belirleyici bir şey. İnsanlar bunu hissediyor. Dün mesela çok barizdi. Bu Huber şimdi, Köşkü'ndeki hadiseyi mi anlatacaksınız? Evet. O çocuğun yaralanması. Mesela ne kadar dramatik değil mi? Şimdi bununla ilgili hepimiz bilgi aldık. 7 yaşında bir erkek çocuk Yahya. Dua etmek isteyenler ismiyle dua etsinler. Çocuğun bacağı kurtuldu inşallah 8 saat süren bir ameliyattan sonra. Ama hani gözünün önünde bir çocuk, çocuğun canı yanıyor. Annesi feryat ediyor. Bu, oradaki herkes çok etkiliyor haliyle. Erdoğan da etkiliyor. Mesela o ilk çıktığı zaman anlaşılamayan bir yüz ifadesi vardı. Çünkü hani zafer kazanmış bir siyasetçi gibi değildi. Çok hüzünlü. Ve şeydi... Huber Köşkü'nde yaptığı konuşmayı anlatıyorsunuz. Evet, hani evet. Hemen işte dua etti. Ya Şafi, ya Kafi diyerek. Herkesten dua istedi. Hani organize etti ve Ankara'ya gitmekten, balkon konuşması yapmaktan vazgeçti. Hani böyle bir acının üzerine bir şey konuşmak istemedi. Mesela ben onu çok iyi anlayabildim. Bu duygunun evet, evet. Onda bir, onda da olmuş olması... İnsana iyi gelenmiş ama çocuğun ameliyattan iyi geçtiğini öğrendi. Hastanede ziyaret etti ve hani içi rahatladıktan sonra gidip seçmeniyle, tabanıyla, teşkilatıyla evet. buluştu. Bu duygu anlık hep olan bir şey. Halkla olan duygudaşlık. Evet, bu çok önemli seçim ve öncesi, belirleyici. Seçim öncesi seçim meydanlarında çocukların mesela yanı başına gelip işte ona tutunması, ona sarılması, onu da konuşmasını sürdürürken çocuğa mesela onu okşaması, sevmesi de ayrı bir şeydi. Hatta seçim öncesi böyle bir tartışma konusu da olmuştu Muharrem İnce. İşte gelen çocuğu aman ya senin evet. yüzünden bir dakikam gitti falan deyip azarlamasından tutun. Sen Cumhurbaşkanı'nın bir çocuğu sahiplenmesinden yani konuş meselesinden. Tabii bu bir çocuk meselesi değil. Bu, halka dokunma, halkın duygularını anlaması ve idrak etmesi. Dertlenmesi evet. aslında tabii, yani halkın derdiyle dertlenmesi. Evet peki. Çok teşekkürler. Aynı soru da olabilir ama esas şunu sorayım istersen. Sayın Erdoğan'ın işte burada tabii Sayın Erdoğan'ın derken MHP'nin oylarını asla göz ardı ederek söylemiyorum. Yani yani öyle görünüyor ki MHP'nin Cumhur İttifakı olmasaydı, desteği olmasaydı Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda zaten bu iş olmayacakmış. Öyle anlaşılıyor. Bunu tespit ederek söylüyorum. Fakat bunu bir tarafa bırakacak olursak bile 1 Kasım 2015 seçimlerinin sonuçlarıyla 2018-24 Haziran seçimlerinin arasında 7 puan fark var. AK Parti'nin oyları açısından söylüyorum. AK Parti 1 Kasım 2015'te 49 nokta küsür oy almıştı. Şimdi 42,5 civarında bir oy aldı. Yani 6,5-7 puanlık bir fark var. Eksi yönde bir fark var. Bu farkı nasıl izah ediyorsunuz? Şimdi ben bazı şeyleri çok objektif olarak değerlendirmeye çalışacağım. Sayın Erdoğan. Şimdi burada benim bir kafa karışıklığım var. Onu da sormak istiyorum. Başkentten bilirsin. Gidenler gelir. Türkiye'de bir şey hastalığı var. Herkes birbirine başkanım diyor biliyorsunuz. Türkiye'de 300 binden fazla yapılan hesaplara göre başkanım var. Her şeyin bir başkanı var ve bu bir artık jargon haline geldi. Başkanım bir alt kategorisi de müdür. Evet yani sürekli bir başkan ve müdür sıklığı var ama yani makam anlamında öyle. Kurumlar artık diyor. Her yer fark herhangi bir 300 bin azmış. O da herhangi bir saygı sanki başkan. Kurum da değilse başkan, yönetiminin Cumhurbaşkanlığı hani kurum dışarıda geldi. Aslında başkanlık sisteminde yani. Başkan da kurum. Yani başkan Erdoğan deyince bence onu Cumhurbaşkanı olarak devam ettirmekte fayda var. Çünkü başkan sözlüğü çok eskidi Türkiye'de. 300 binden fazla kullanılabilen şey var. Sınıf başkanlarını sayarsanız. Diyorsunuz. Ama aslında Cumhurbaşkanı sonuç itibariyle tabii, seçilen. Tabii yani tabii. O işin tabii esprisi de. Ben şimdi bazı şeyleri yani objektif olarak aklıma geldi. Sizleri çok dikkatlice dinledim. Bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanı %52,5 yerine %50'nin altında 49,9 alsaydı. Biz bugün AK Parti'nin aldığı oy oranının neden düşük olduğunu tartışıyorduk. Yani çok önemli bir psikolojik kaldıraç ve başarının tamamlayıcı faktörü Cumhurbaşkanı'nın aldığı oy oranıdır. Bu bir gerçekliktir. Biz hatta bugün, AK Parti'nin 42,5'a düşmesini de örtmüş oldu aslında o başarı. Tabii bu bir kaldıraçtır. Onu da örterek o şeyi de toparlayarak yukarıya çekti. Bu bir algı yani bizim nasıl şu an onu çünkü örten 52,5'luk bir başarı var. Ya kimse 1 Kasım'daki oya göre evet, 7 evet. puan düşüşü şimdi konuşmuyor. Biz yoksa biz bugün çok ciddi anlamda bunu tartışıyor olurduk. Evet. Ve eminim zaten partinin, yine de tartışmalıyız bence. Partinin yetkili kurullarına da bu da tartışılacak. Şimdi burada düğmeye basıyorum bir şey söylüyorum.
dün hiçbir televizyonda gündeme getirilmedi. Ben de dün yaklaşık yani 24 saati aşkın süredir yayınlara katılıyorum. Takip etmeye çalışıyorum. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya geldiğinde yaptığı balkon konuşmasına dair bir şey dikkatinizi çekti mi? Partisine teşekkür etmemesi. Balkona tek çıktı. Tek çıktı. Ben bunu değilim. Herkes evet. Emine Erdoğan'la çıktı. TRT'deydim. Bunu çok ayrıca bir Emine, paragraf açarak. Emine Hanım'la Sayın Erdoğan'la beraber çıktılar. Bugüne kadar çıktılar. AK Parti yönetimiyle çok önemli. Yani hem başkanlığının perçinlenmesi, oy 52,5 oy olarak iş başına gelmesi, hem yanındakilerin kimse belki onun peşinde değildir ama yanında herhangi bir kişinin görüntü vererek oradan bir spekülasyonun önüne geçmesi anlamında çok yanında doğru olmaması bir seçim bence, bence dün akşamın en flash gelişmelerinden kesinlikle bir tanesiydi. Onu ben özellikle not ettim, söylemek istiyorum. Biz şimdi tekrar play tuşuna basarsak devam ettiğimizde ben yıllar evvel Real Madrid'in Bernabeu stadıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, stadına gittim. Onun yanında bir restoran var, stadı gören böyle. Ve Real Madrid'in bir şans eseri yönetim kurulunun üyeleri vardı. Bir resmi heyetle gitmiştik. Orada dedi ki çok şanslısınız dedi. Az önce dedi Ronaldo çıktı, ayrıldı buradan dedi. İdman yapıyordu. Olur mu dedik ki bu saatte falan. Ronaldo'nun başarısı herkes ayrıldıktan sonra her gün 2 saat ekstra yalnız idman yapması, işte şut çalışması, ekstra kültür fizik hareketleri ya da onlar ne gerektiriyorsa antrenmanlar yapması dedi. Hiç unutmuyorum, İspanyol bir yöneticiydi. Ve bugün Ronaldo, Ronaldo yani başka bir isim, Messi'yi bile solladı geçti. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi Sayın Erdoğan cumartesi günü 18'e kadar neredeydi? Sen daha iyi biliyorsun. İlçe ilçe değil mi? İstanbul'un son turlarını attı. Yani aslında dün o geldi benim aklıma. Son ana kadar çalışmaktır. Başarının en önemli parametrelerinden bir tanesi son ana kadar ben liderim demeden, ben başkanım, cumhurbaşkanıyım demeden sonuna kadar takip etti. Çünkü bir iç parantezle devam edelim. Bir özel toplantıda bana bir AK Parti'nin merkez kurulundaki yöneticilerinden biri anlatıyor. Bir il yöneticisi demiş ki biz işte şu kadar milletvekili alacağız, bu kadar milletvekili. Her ili bildiği için teker teker demiş ki öyle atıp tutma demiş kardeşim demiş. Sizin ilde öyle değil. Siz en fazla şu kadar milletvekili çıkarıyorsunuz. Senin haberin var mı bundan demiş. Hepiniz demiş yorganı çekip gece yatıyorsunuz ama demiş hiçbir şeyden haberiniz yok. Yani o kadar iyi çalışılıyor, çalıştı ki, o kadar sahayı takip etti ki şu evet, şöyle olacak, bu böyle olacak diye. Ve son ana kadar o idmanını hiç bırakmadı. Herkes çekildi, o devam etti. Yani bunları hep başarı parametrelerini yan yana koyarak getirmek lazım. Tabii şu var. Metal yorgunluğuna aylar önce dikkat çekmişti değil mi? Belki bir seneyi aşkın bir süreden beri. 16 Nisan'da anayasal hüküm haline gelince hemen partisine geçti ve eleştirilerini söyledi. Ve metal yorgunluğuna yaptığı atıfta da aslında partideki bu yorgunluk. İstanbul'daki kongreye bilmiyorum sen takip gittin. Ettim. Sayın Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra salondan ayrılmalar oldu. Evet. Ve anons yapıldı. Ben o anonsu hatırlıyorum. Evet. Lütfen ayrılmayın. Evet. Değil oradaydım ben. Lütfen ayrılmayın dediler. Çünkü artık bir özgüven zehirlenmesiyle ilgili bir korku vardı partinin içinde. Ya nasılsa kazanıyoruz, çekelim gidelim, şudur budur. O zaman da sonrasına müdahale edildi. Yani bunlar aslında teker teker not edilen süreçlerdi. Bunları topladığınız zaman başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Çalışarak, azmederek ve sonuna kadar ben bu işi kazandığımı vazgeçmeyerek yürümektir. Bence başarı genel olarak böyle tarif ediyorum. Yani başarı dediğim gibi onun %52,5'luğu AK Parti'nin üzerinde konuşmamız gereken. Ha tabii şunu da söyleyeyim. Buna da büyük bir haksızlık yapmamak lazım. Normal bir ülkede bir parti %42,5 aldığı zaman vay be. Avrupa'daki yani hiçbir siyasi liderin rüyasında bile görmeyeceğiz. Ama şu var. Yani. Bazen tehlikeli birincilikler diye bir şey vardır. Evet. En iyi birinci, açık ara birinci olduğunuz zaman herkesin merkezinde, hedefinde olursunuz. Kıskanılırsınız ve ama siz o başarıyı hep tekrar etmek zorundasınızdır. Yani 50 alırsan 48 olduğun zaman derler ki %2 kaybettin. Yanlış parlamenter mı? Yanlış sistem değil. İçerisinde değil olsa hükümet kuramayacağın bir sonuçtur. Şimdi bu sonuç itibariyle 7 Haziran'da tabii ben burada hani AK Parti'de canla başla çalışanları tenzih ederek söylüyorum. Ama dediğim gibi %42 aldık kardeşim derler. Doğru, haklısınız deriz. Fakat çünkü 50'ye alıştırdılar kendi seçmenlerini ya da kamuoyunu ya da medyayı. O açıdan bakıldığı zaman bu düşüş konuşulmalı eğer bu başarı grafiğini devam ettirmek istiyorlarsa. Ama ben bunun partinin önümüzdeki dönemlerdeki organizasyon, teşkilat sistematiğine yansıyacağını düşünüyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi evet hani düşen oy oranı üzerine kesinlikle çok detaylı konuşulması gerekiyor. Bu oran üstelik de Sayın Erdoğan'ın bir yıl önce, bir yılı aşkın 14 aylık bir süre önce
eleştirilerine başladı, müdahale etti, o hasarı gidermeye çalıştı. Buna rağmen böyle. Bence bunun da not düşülmesi gerekiyor. Ama şunu da hatırlamak lazım. AK Parti'den MHP'ye oy geçişi oldu. Kırgın, kırgın AK Partililer başka bir yere oy veremedi. O konu gelmek için yine bir Cumhur İttifakı çatısı altında kalmak kaydıyla daha rahat bir şekilde MHP'ye oy Yani Cumhurbaşkanlığı verebilir. Seçiminde Sayın Erdoğan'a verip milletvekilini de aynen. kendi partisine MHP'ye verebilir. Çünkü yine çatı altında kalacağım AK Parti'ye de bir mesaj vermiş olacak. %3'lük ama işte onu yine mecliste elini rahatlatacak ama mesajını da vermiş oluyor. İşte başka bir yere veremeyeceği için en rahat gene MHP'ye zarar vermeden oy kayışı. Ben size söyleyeyim. Ben yani bizi götürüp getiren işte İstanbul'da işte şoför arkadaşlar var. Onlardan biri bana bunu çok net söyledi. Biliyor musunuz? Aslında biz hani naizane bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz değerli izleyicilere ama aslında halk bizden çok, çok daha iyi analizleri, çok daha iyi gözlemleri yapabiliyor. Bana açıkça tırnak içinde söylüyorum. Dedi ki ben o zaman anladım zaten. Tırnak içinde söylüyorum. Abi dedi ben dedi Cumhurbaşkanı'na hiç kıyamam dedi. Oyumu hep ona veririm dedi. Bozuk olan bir şeyler varsa da o tamir eder zaten dedi. Ama dedi ben dedi bu dedi partide dedi biz bak aynen böyle söyledi. Bir sürü dedi küçük Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinden, bize olan muamelelerinden rahatsızım abi dedi. Onları cezalandırmak için kıyamadım da MHP'ye verdim dedi. Aynen. Evet. Aynen bunu söyledi. Yani belli bir oranda kesinlikle MHP'ye çok doğru. Buna şunu da ilave etmek lazım. Tabii bunlar tahmin tabii söylediklerimiz. Kamuoyu araştırma şirketleri. Onu demiyorum. Yani genel manada yapılan değerlendirme. En nihayetinde analiz. Gerçeklik payı vardır da oranı nedir? Ne kadardır? Bunu kamuoyu araştırma şirketleri zannediyorum bunu tahlil edecekler. Parti kendi mekanizmalarıyla bunları çözecektir. Şu dikkate alınmalı. 1 Kasım seçimleriyle mukayese edersek işte yaklaşık %5-6'lık bir kayıptan bahsediyoruz. 6 küsürlük bir kayıptan bahsediyoruz. Ama AK Parti'nin sosyolojik sınırlarına baktığımızda 1 Kasım seçimleri müstesna, istisna yeri olan bir seçim. Çünkü 7 Haziran'da hükümet kurulamayıp da Türkiye'de terör eylemleri artmaya başlayınca halkın göstermiş olduğu bir reaksiyonla en üst sınırıdır. %49.2 bugüne kadar AK Parti'nin görmüş olduğu milletvekili seçimleri için söylüyorum. Dolayısıyla bunu %49 üzerinden mukayese etmek yerine sosyolojik sınırı olan 45-47 bandına göre analiz etmekte fayda var. Yani 2002 yılından bugüne kadar almış olduğu oyların aritmetik ortalamasına da baktığımızda 45-47 bandına tekabül eder. 2002 yılındaki 34'lük oyunu saymazsın. Bu inanılmaz bir saymazsın. Seçim mühendisliği baktığımızda aslında. Yani bir taraftan ülkedeki istikrarı devam ettirmek için Cumhurbaşkanı'nı seçiyor, hükümetin kurulmasını kolaylaştırıyor. Öbür taraftan da sıkıntısı olduğu, şikayetçi olduğu konulardan dolayı onun partisini de bir bakıma cezalandırıyor. Bu bir şey daha bize göstermiyor veya ödüllendirmiyor. Peki? Burada yani oturup hesap yapsanız, Cumhurbaşkanı da dün öyle dedi ya balkon konuşmasında. Yani bütün siyaset bilimcileri toplasanız böyle bir neticeyi herhalde tahmin tutturamazlardı. Bu bir altın oran yani, ve halk bu altın oranı her seferinde burada şunun etkisi var mı? Milyonlarca insan ortak bir akılla verebiliyor. Enteresan bir şey. Bu milletin feraseti aynı zamanda. Burada şunun etkisi de var mıdır? Yani 7 Haziran 2015 seçimlerinde bir şok yaşadı. Yani o zaman da aslında cezalandırmak istedi halk ama AK Parti. Ama onu AK Parti cezalandırmaya çalışırken ülkeyi ve kendi kendini de cezalandıracağını gördüğü için bu sefer onu yapmadı. 1 Kasım'da toparlandı. Artı 15 Temmuz 2016 işgal girişimiyle birlikte bir şok daha yaşadı. Yani onu da tekrar görmek istemediği için halk burada daha hassas hareket etti sanki. Hükümeti kurdu. Evet. Kurduktan sonra da uyarısını bu şekilde verdi ama ben %45-47 bandını dikkate alırsak işte %2-3'lük bir desteği çekip Milliyetçi Hareket Partisi'ne olduğunu düşündüğümüz bir oy geçişi oldu. Ama onu yaparken de şunu dikkate aldı. Ben 7 Haziran'da vermiş olduğum dersin neticesinde kendime de ülkeye de büyük zarar verme noktasına geldim. Bu seçimlerde ise Erdoğan'ın liderliğinde hükümeti kururken parlamentoda vermiş olduğum oylarla şikayetimi ve rahatsızlığımı dile getiriyorum. Bu bizi yalnız bir noktaya daha götürür. Halk, Jacoben zihniyetlilerin öngördüğü gibi bidon kafalı, karpuz göbekli falan değil, net şekilde istediğini sandığa yansıtarak ne yapması gerektiğini gayet isabetli bir şekilde yapan bir karar verdi. Evet, yani başkanlık sistemi gibi yeni bir sistemde bile bunun neye tekabül edebileceğini, ne yaparsa zarar gelmeyeceğini, ne yaparsa
zararın kenarından dönerek bir ikaz verebileceği noktasında net fikirleri var halkın kafasında. Dolayısıyla ben o halkın ferasetinin aynı zamanda da çok iyi bir analizi de masaya sürdüğünü. Ama tabii şunu atlamayalım. Tabii ki halkın burada kati surette... Turan Bey kızıyor ama. Turan Bey kızmaz. Evet, kızıyormuş. Sadece şunu söyleyeyim o zaman. İzniniz olursa eğer. Çok özür dilerim. Ben de kızıyorum. Demin Theresa May İngiltere Başbakanı 5 dakika önce de Merkel aramış. Tebrikler. Evet. Avrupa başladı şu an. Evet, bir gün beklediler onlar tabii. Siyasi aklı görmek lazım. Siyasi akla da bir alkış gerek bence burada. Kesinlikle. Sonuç itibariyle biz bir yeni sisteme geçtik ve bu sistem esas itibariyle iki blok üzerine kuruldu. Yani iki partili bir sistemdir bu. İttifaklar onları oluşturuyor. AK Parti zaten tek başına burada olmazdı, olmayacaktı. Hani bir ittifak sistemiyle de Cumhur İttifakı'nın toplamda %60'lık bir destek aldığını unutmamak gerekiyor. Evet, peki teşekkürler. Turan Kışlakçı'ya soralım aynı soruyu. Şöyle diyeyim. Birincisi burada ciddi bir siyasi liderlik gösterdi Erdoğan. Burada şeyi de birlikte soralım. Metehan Demir'e sorduğumuz sorunun aynısını. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oyla MHP içinde bunun tabii. AK Parti'nin aldığı oy arasındaki 10 puanlık farkı da izah edecek şekilde. Onu da söyleyeyim ama ilk sorunuza bir döneyim. Burada Cumhurbaşkanı'nın özellikle başarısıyla ilgili. Evet. Birincisi Cumhurbaşkanı siyasi bir liderlik gösterdi. Metehan Bey'in de işaret ettiği şey 3 tane şeydi aslında halkı buna iten. Bir, koşan bir lider var. Bu koşan liderin peşinde halk da koşmaya razı. 2, terleyen bir lider var. Bu terleyen liderle birlikte terlemeye hazır. 3, uyumayan bir lider var. Bu liderle birlikte uyumamaya hazır. Ve şunu diyor. Koşan, terleyen ve uyumayan bir liderim var. Beni 2023'e bu lider taşsın diye bunu kabul etti aslında. Halk bunu gördü. Sadece buna yetinmedi. Aynı zamanda ta belediyeden beri bugüne kadar Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği bütün performanslarda, bütün uygulamalarında söylediği her sözü yerine getirdi. Halk bunu da gördü. Bunu çok yakından görüyor. Aslında Cumhurbaşkanı referandumla kıyasla oyunu 2 puan da arttırdı diyebiliriz bu anlamıyla da. Bu şunu da gösteriyor. Aslında belki biraz daha seçim süreci uzun olmuş olsaydı belki Cumhurbaşkanı oylarını daha da arttırabilirdi ki bu kadar bir küskünlük belli bir şeye rağmen. Bu ileride belki daha da artabilir AK Parti açısından söyleyeyim. İkincisi halkımız şunu gösterdi. Toplum mühendisliğini bizim toplum yutmuyor. Orta oyunlarını çok sever bizim halkımız. Güler, eğlenir. Hani ibiş vardır orta oyunlarında mesela. Alkışlar. Alkışlar, sever, çok güzel bir oyuncu olarak görür onu ama oyunu vermez ona. Onu sadece bir eğlence olarak görür. Bu seçimde de toplum mühendisini gördü, eğlendi, hoşuna gitti toplumun. Fakat ona oy vermedi. Yine liderin kim olması gerektiğini ortaya koydu. Liderimiz bu, profili bu ve bunu da gösterdi bir yönüyle. Üçüncüsü. Parlamentoda seçilen bütün partilere baktığımızda şu da var. 2023'e, Türkiye 2020'ye, 2023'e taşıyacak parlamentoyu da halk seçti aslında bir yönüyle. 100. yılına eğer erken bir seçim olmazsa 2020-2023'e Türkiye'yi götüren bir parlamentoyu da seçmiş oldu. Bu da tabii çok önemli. İkinci sorunuza gelirsek, bu oy farklılığı. Şimdi iki örnek vereceğim. Birincisini aslında Yusuf Bey de, Metehan Bey de, Fadime Hanım da işaret etti. Özellikle kurumlar içinde mesela birçok insan, birçok kurumda dahi yapılan anket kurumlarındaki yönetici arkadaşlara da konuşma şunu söylüyorlardı. Şu anda belediyelerden tutun da birçok devlet dairesindeki kurumlara da insanlar şunu diyorlar. AK Parti'ye yakın insanlar. Cumhurbaşkanı'na oy vereceğiz fakat diğer oyumuzu MHP'ye vereceğiz. Parti olarak MHP'ye vereceğiz. Bunun da onlarca sebebini sıralıyorlardı. Ki bunun bazıları AK Parti'ye de ulaştı diye biliyorum. Bu hazırlanan raporlarda seçim öncesi. Cumhurbaşkanı da bunları çok iyi biliyordu bence. Zaten koşuşturmasında bu kadar son günlerde koşuşturmasının hatta bir günde 7 miting düzenlemesinin de arkasında bu nedenler de var diyebiliriz. Çünkü halk onu bekliyor, onu görüyor genelde. Adaylar konusundaki sıkıntıları, özellikle gösterilen adayların profili, daha birçok neden var. Zikredilebilir bunlar. Ana sebepler bence bunlardı.
birçok sebep de zikredebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi Metehan Bey AK Parti kongresinde bahsettiği bir şey vardı. Aynı şeyi ben de müşahede etmiştim. Benim gördüğüm şey şu, hatta bunu not da almıştım ben o gün. AK Parti'ye toplumun teveccühü ve heyecanı devam ediyor. Hatta bu %50'nin bile üzerine varabilir. Fakat AK Parti'deki o heyecan yok topluma yönelik. Potansiyel var ama partideki heyecan düşük. İşte metal yorgunluğu dediği şey Cumhurbaşkanımızın o. AK Parti'deki heyecan yok. Cumhurbaşkanında o heyecan var. Metal bakın, yorgunluğu dedi ama bütün teşkilatlar neredeyse hem merkez hem de taşra teşkilatı, il teşkilatı, ilçe teşkilatı değişti. Alper Bey şunu söyleyeyim. Buna rağmen mi? Şunu söyleyeyim. Yani açıkça artık konuşmak lazım bunları. Hakikaten AK Parti'de artık o bir heyecan yok. Ülkü, yani bir ülkü sorunu var, bir sıkıntı var. Bunu oturup ciddi AK Parti'nin de ben zaten Cumhurbaşkanı dün onu ifade etti zaten balkon konuşmasında. Halkımın verdiği mesajı ben aldım dedi. Bunu neye bağlıyorsunuz yani partide heyecanın zayıflamış olmasını? Bakın 16 yıllık bir partiden bahsediyoruz. Ciddi partinin geçirdiği evreler var, süreçler var. O süreçlerde AK Parti'nin şu anda gelinen noktadaki yenilenme sürecinde farklı. Nasıl diyeyim? Yani birçok örnek zikredebilirim de. Fakat onu daha sonraki süreçte bence daha çok gündeme gelecek. En büyük dezavantajı AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Çünkü bu kadar çalışıp bu kadar sürükleyen bir lider olunca. Nasıl olsa kazanacağız lider sayesinde. Önde lokomotif var, ben arkada yatabilirim Pullman koltukta diyor. O nasıl olsa gidiyor sadece diyor. Sadece koltuğunu korumaya çalışan ve koltuğu yani bu, için kavga eden insanlara tanıklık ettik. O açıdan söylüyorum. Yani. Rahatına bakıyor. O da AK Parti'nin belli metal yorgunu getiriyor. Silkelemek tabii işte. Hayır silkeledi işte teşkilatları yenileri değiştirdi. Örnek, buna rağmen işte bu sonuçlardan sonra bence bir Alper şöyle bir örnek verebilir mi? Yani. Mesela parti içindeki kavgalar halkın bile kulağına ulaşıyor. Yani partinin içindeki kavgalar bile artık işte şu lider şu liderle ve hatta parti içindeki bazı kişilerin kendi koltuklarını korumak için başkalarını nasıl harcadıkları bunu halkın büyük bir kesimi. Sadece bir ilde değil bütün illerde var. Sadece bir kurumda değil bütün kurumlarda maalesef bu oluştu. Bunun önüne nasıl geçilebilir? Bunun önüne şu, yani birçok örnek verilebilir. Burada AK Parti'nin yeniden bir heyecan oluşturması gerekiyor. Bu heyecanı Cumhurbaşkanı da var. Fakat kendi kadrosunda yeniden buna göre ben Cumhurbaşkanı oluşturacağını, yeni bir şekil vereceğini düşünüyorum. İki, artık parti içindeki o kavgaların son verilmesi gerekiyor. Çünkü verilen kavgaların gayri ekseriyeti koltuk için verilen kavgalar. Eskiden bir ülke için veriliyordu. Bir mücadelesi vardı. Bunun için veriyordu kavgayı. Ciddi hatta koltuk kavgasını bile devre dışı bırakabiliyorlardı. Şu anda hangi kuruma giderseniz gidin. Hatta AK Parti il merkezlerine bile gidin. Kavgalar tamamen mekan korunmak için farklı şey. Evet. Yani örnek zikretmek istemiyorum. Çok isim var hakikaten. Her yerden bu konuyla ilgili bana da haberler ulaşıyor. Ve birçok ile de gittiğimde insanların bana anlattığı şeyler bunlar. Ve AK Parti'ye de bunun üste kadar da ulaştığını biliyorum. Şimdi toplum bunları görüyorsa o zaman bir öz eleştiriye ihtiyacın olduğu çok bariz bir tabii şekilde ortada. İnsanları ezen, küçümseyen. Evet. Diyorum ya kraldan çok kralcı görünüp yani Cumhurbaşkanı'ndaki yetki ve otoritenin 10 katını kendinde hisseden, partilisini değil toplumun her kesiminde rahatsızlık yaratan partilerin olduğu doğrudur. Bunu AK Partililerden dinliyoruz yani. Tayyip Bey kendisi söyledi zaten. Durumdan vazife. Metehan Bey bir örnek verebilir miyim? Şimdi Fatih'te seçim sürecinde meczup birisi, böyle sık sık Fatih'in herkesin tanıdığı, bilindiği birisi. Yolda yürürken onu gördüm, geldi önüme. Ya seçimde sen meczubun bile artık düşün bizim meczuplar bile ne kadar siyasi olduğum bir şey bu. Seçimde ne olacak dedim bana önüme geçince. Bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyle dedim. Bak dedi eskiden dedi seçimlerde dedi. Buradan dedi onlarca dedi vekil geçerdi, adayları geçerdi. Dedi. Herkes bana selam verirdi dedi. Fakat bu dönemde AK Parti hiç vekil aday geçmedi, bana selam vermediler dedi. Çok kırgınım dedi onlara dedi. İlginç bir tespit. Bakın. Yani bir meczup bile bunu söylüyor. Sadece şunu gördük. AK Parti'li bütün vekil adaylarında sadece belli ev ziyaretleri 5 kişiyle kendi akrabası dostuyla işte pozlar verip Twitter'da bunu paylaşmak. Tabii herkes için demiyorum bunu. Yani büyük bir kesim bu. Sokakla bir bağlantının koptuğunun çok bari bir örneği bu. Ya bir meczup bunu siyah bakın. Arabalarla, lüks siyah arabalarla, aynen. Çakarlarla, kesinlikle. Korumalarla. Siz bir eve gider, sadece bir eve gider, yakın dostunuza resim çeker. Sadece kendi tanıdığınız bakkala gider, orada bir resim çekerseniz. İşte bakın sokaktaki meczup bunu görebiliyorsa artık gerisini siz düşünün. Bunu bir meczup diyor.
Evet. Ve diyor ki eskiden her geçen selam verirdi olduğum sokakta diyor. Bu sefer diyor kimseden görmedim bunu diyor. Bu hakikaten beni çok etkilemişti seçim öncesi. Ve anketlerde dikkat edin, evet, hep bu söyleniyordu zaten. Bütün anketlerde %42, 44, 45 deniliyordu zaten. Hatta korkulan şey şuydu, %40'ın altına düşebilir miydi? Yani bu da mesela tartışılan konuydu. Peki neydi bu? Biliniyordu bu artık. Ama geç kalmıştı AK Partisi'ne. Yeniden aday sürecini oturup değiştirmek, şey yapmak artık bir imkan yok. Evet, bir şey mi söyleyeceksiniz? Evet, birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Tayyip Bey Cumhurbaşkanı seçildiğinde henüz bu sisteme geçilmemişken partisini bir başka genel başkana devretmiş oldu. 2014. Evet, Sayın Ahmet Davutoğlu'na devretti ve dolayısıyla başbakanlığı da devretti. Şimdi bu dönemde hem genel başkanın partiden uzaklaşmış olması ve doğrudan bir iletişimin olamaması, o büyük bağlılığa rağmen bir travmanın yaşanması, işte uzun iktidar döneminden sonraki bir takım bu tavsamalar, çürümeler, suistimallerin de belki biraz daha yaygınlaşması ve hizipleşilmesi, iki başlılığın yarattığı bir takım sorunlar, bunların hepsi birikti ve Tayyip Bey partinin başına gelir gelmez bence çok keskin ve bütün bu bizim konuştuğumuz konuları çok daha spesifik ve neredeyse adrese teslim tanımlamalar yaptı. Biri metal yorgunluğuydu. Yani bu istemese bile kişiler ya da o yapılanma uzun süreden kaynaklanan bir sıkıntı, metal yorgunluğu diye tanımladı. Bu kibir, bahsettiğiniz halka tepeden bakma, yani devletin ya da işte bulunduğu pozisyonun ona sağladığı imkanları sanki kendine ait kazanımlarmış gibi görüp kullanılması, bunu çok, evet, bence kesin adrese teslim ifade etti ve gereğini de yaptı. Ve bir takım akçeli işlerden de hatta bahsetti, sıkıntı yaratan. Mesela bir siyasetçinin üstelik de bunları kapalı kapıların arkasında değil, kamuoyuna açık konuşmalarda yapmış olması bence işte partisini düzeltmek ve partiyi düzeltirken de yine başta AK Parti tabanının ve teşkilatının görmesini istemek demek. Bu çok bence riskli. Ama cesur bir siyasi burada tutumlu. Metal yorgunu olduğu için veya o gerekçeyle görevden uzaklaştırılan kadroların olumsuz yönde çalışmış olmaları da söz konusu olabilir mi? Bir ihtimal tabii. Onlar çünkü bir iktidar alanı yarattılar. Çünkü bayağı geniş bir kitle bunlar ve etkin bir kitle. Yani ben bunun Balıkesir'den şahidiyim. Balıkesir'de tabii mesela. Ben Balıkesir'de seçim boyunca, seçime kadar da Balıkesir'deydim. Yani istifa eden eski belediye başkanının. Sadece belediye başkanlarını kastetmiyorum. Ama işte o kadroya da tekabül ediyor. Onun yerin altına doğru uzanan bir iceberg'i var. Bir iktidar alanı oluşturunca o alanın buradan kaynaklanıyor şeyini zaten kullanmıştır. Bu seçimlerde çünkü hızlı gelişen bir seçim süreciydi. Aynen. Bunun negatif etkisi var. Bütün bu Tayyip Bey'in yaptığı, hani biz de yapıyoruz ama ya da halk yapıyor, pek çok insan yapıyor ama Tayyip Bey yaptı ve müdahale etti. Hani ama tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Bu 2002'de kurulmuş, ne kadar oluyor? 16 yıllık bir siyasi parti. İşte bunun 16 yılı da iktidarda geçmiş. 2001'de kuruldu ama 2002'de iktidarda. Yani çok uzun bir süre ve hani hep icraat başında iş yürürken sınanmış ve bir takım sıkıntılar çıksa da uzun bir yürüyüşten bahsediyoruz. Bir mağlubiyet yaşamamış. Mağlubiyet yaşamamış. Neyi kaybedeceğini anlamamış yani kendi kaybetmenin nasıl olarak bir duygu olduğunu yaşamamış. Bunu unutmuş kadrolar ya da hani evet, çevrede kalmayı unutmuş. İktidarda evet olmanın yarattığı bir konfor ve güven hissi de olabilir. Ama şu da var. Şimdi bu kadar büyük bir partiden bahsediyoruz. 16 yıl boyunca seçim kazanmış ama 10 milyonda üyesi olan bir partiden. Türkiye nüfusunun işte 8'de birine evet tekabül eden bir üyeden bahsediyoruz. Teşkilatlarda büyük bir insan kaynağı var ve bunların hepsi mahalle örgütünde çalışanlar da dahil olmak üzere siyaset yapıyorlar. Yani seçmen olma yaşını istiyorlar. Dikkate aldığınızda hemen hemen 4'te 5'te birine tabii tekabül eder. Evet. Yani hani siyaset yapan insanlar ve daha fazla görev talep ediyorlar. Yani parti içinde bir bayrak değişimi de bekliyorlar. Hani her kurultayda mesela ya da işte her milletvekili seçiminde listelerle ilgili tartışmalar vesaire olur. Ama bunun böyle bir hani kadronun kanın yenilenmesiyle ilgili bir zaruret hali de var. Beklentinin karşılanmaması ile birlikte oluşan memnuniyetsizlikler olabiliyor. Hani
bunların hepsi kendi içinde değerlendirilmesi gereken şeyler ama Tayyip Bey dün hem Huber'de hem balkonda aynı şeyi söyledi. Yani seçimlerle ilgili hedefimizi tutturamadık. Bununla ilgili hani mecliste Cumhur İttifakı'yla bu sorunları çözmeye çalışacağız ama yani kendi içinde harıl harıl bence sebepler üzerine de, çoktan çalışmaya başladı. Şimdi ben eminim değerli izleyicimiz için bir cümle söyleyeceğim. Yani şunu söyleyen de vardı. Kardeşim işte aldık, birinci olduk, şu bu. Bazen bazı hastalıklar vardır. Önceden haber verir. Biraz başın ağrır. Mide ağrısından kendini belli eder. İleride büyük bir hastalığa dönecek. İlaçla tedavi edersin değil mi? Onu belli bir kürle normal hale getirsin. İşte bizim anlatmaya çalıştığımız da bu ön tedaviyle ilgili bir sinyaller verebilmek. Hı. Nacizane. Bunu halk da gördüğü için beraber bunu paylaşıyoruz. Ha. Yani dediğim gibi nasıl olsa kazandık. Yani bir kendini iyi hissediyorsan doktora gitme gibi bir şey bu. Ya, tedavi için ilaç kullanmazsanız ameliyat edilmek zorunda kalabilirsiniz. Tabii bu o açıdan bu dediğim gibi bazı sinyalleri Cumhurbaşkanı gördüyse bizim de burada konuşmamız çok normal. Peki. Değerli seyirciler, bu arada Cumhur İttifakı devam etme sinyali veriyor Sayın Bahçeli de, Erdoğan da, ikisi de söyledi ama ne kadar gidebilir? Gitmesi için nelere dikkat edilmesi lazım? Bunları reklamlardan sonra konuşacağız. Bir ara vermemiz lazım mecburen. Peki. Aradan sonra değerli seyirciler, reklamları izliyoruz. Reklamlardan sonra birlikte olacağız. Değerli seyirciler, 1 Kasım seçimlerinde 550 milletvekili seçilmişti. AK Parti'nin 317 milletvekili vardı. 24 Haziran'da milletvekili sayısı yönetim sistemi değiştiği için 600'e çıktı. Ama AK Parti'nin oy, daha doğrusu milletvekili sayısı 295 değil mi? Bazen bir yukarı bir aşağı oluyor, 295. İçinde, bu arada şeyi sorayım, bilen var mı tam olarak? Ben tam bilmiyorum işin doğrusu. Bu 295'in içerisinde Büyük Birlik'in kontenjanı da var. Büyük Birlik kontenjanından kaç kişi meclise girmiş oldu? Mustafa Destici dışında giren oldu mu? Ya bu sayı da önemli bence. Yani kaç tane onların kontenjanından seçildiği de önemli. Bir veya daha fazla bilmiyoruz. Yani her halükarda %50'nin altında milletvekili sayısı. Bu da bir ittifakı... Daha önceden şimdi 600'e çıktı sayı. Onu söyledim ya. 550 iken 317'ydi. 600'e çıkınca 295 oldu. Evet. Onu belirttiğim için. Bu neyi gerektiriyor? Meclisi rahat hareket etmek için bir ittifakı gerektiriyor. Bu ittifak zaten var. Cumhur İttifakı MHP ile birlikte hareket ediyor. İşte Büyük Birlik de dahil oldu. Çok az bir etkisi olsa bile bu ittifakı devam ettirmek gerektiği anlaşılıyor. Fakat ittifakın öbür tarafındaki Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri de belli tutumları olan bir siyasetçi. Yani belli konularda esnek değil. Bir kere karar verdi mi ikna etmek zor olan bir siyasetçi. Dolayısıyla zorlukları var bu Cumhur İttifakı'nın. Ama devam ettirilmesi de gerekli. Bu nasıl sağlanacak? Yani zorlukları nasıl aşabilir AK Parti ve MHP, tabii iki taraflı aynı zamanda? Yani hiç kuşkusuz 295 milletvekili çıkarmış olmasını Cumhurbaşkanlığı sisteminin kendi şartları içerisinde düşünmek lazım. Ne demek? Parlamenter sistemde olmuş olsaydı 295 milletvekilinin tekabül edeceği anlam farklı yorumlanmalıydı. Başkanlık sistemine geçildiğinde farklı yorumlanmalı. Niye? Çünkü zaten yarından itibaren ve 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı mecliste yeminini ettiği andan itibaren hükümet kurulmuş oluyor. Ve hükümet Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde kurulduğunda meclisten herhangi bir güven oyu falan almak durumunda değil. Ama ne var ki önümüzde Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinden kaynaklanan bir takım yasal düzenlemelerin de dahil olmak üzere, bütçe başta olmak üzere meclisten geçmesi gerekiyor. Ben bu noktalarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhur İttifakı'yla bu yasal sürecin düzenlenmesi noktasında çok da büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağını açıkçası düşünmüyorum. Her ne kadar Devlet Bahçeli'nin kendine ait doğrularında yeri geldiğinde çok rijit olduğunu biraz önce siz zikrettiyseniz de yapılması gereken hususlarda Devlet Bahçeli'nin kritik anlarda elini taşın altına koymaktan imtina etmediğini biz 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de işte
16 Nisan'daki referandumda da hemen arkasından gelen bugünkü seçimlerde de çok net bir şekilde stratejik hamlelerinin olduğunu biliyoruz. Ben öngörüm odur ki ve Sayın Bahçeli'nin de bu 5 yıl boyunca Cumhur İttifakı olarak ittifaka desteklerini Cumhurbaşkanlığı sisteminin pekişmesi maksadıyla desteklerinin süreceğini söylediğini biliyorum. Ama orada denge ve fren kelimelerini kullandı. Bu kritik bir şey yani. Bu, gerektiğinde frene basabileceği anlamına geliyor. İşte kilit midir, anahtar mıdır yani tartışmaları surette, başladı falan. Yani mutlak surette bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her istediğini meclisten geçirmesinin önünde bir engeldir. Ama ben bu anlamda örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Obama döneminde hem Trump döneminde olduğu gibi bütçenin geçirilmeyerek memur maaşlarının ödenmemesi gibi çok kritik noktalara gelmeyeceğini ortaya sürebilirim. Biz mesela ben Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama döneminde bulunduğum zaman zarfında bütçeden geçmediği için, bütçe senatodan ve kongreden geçmediğinden mütevellit maaşları dağıtamama noktasına geldiler. Ama bu aynı zamanda bir şeyin de çürütülmesi anlamına geliyor. Malumlarınız olduğu üzere 16 Nisan'daki referandum sürecinde başta ana muhalefet olmak üzere bütün partiler, karşı bloktaki hayırcılar bu sistemin bir diktatörlük olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin diktatörlüğe, tek adamlığa gittiği yönünde birçok tezvirat ortaya attılar. Bugün geldiğimiz noktada parlamentoya baktığımızda temsilde adaletin zirvesini yaşıyor. Yani ben şunu söyleyebilirim ki Saadet Partisi'nin milletvekillerinin içeride olduğu, Büyük Birlik Partisi'nin milletvekillerinin içeride olduğu, HDP'nin içeride olduğu, AK Parti'nin... Baraj fiilen kalkmış, baraj fiilen kalkmış durumda. Dolayısıyla kaldı. Öyle diktatöryal bir parlamentonun oluşumundan ziyade biraz önce Turan Bey çok güzel söyledi. Meclis-i Ali'nin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 1920-2020 periferindeki en önemli temsile kavuşmuş oldu. Bu aslında 1920'de kurulan meclisin ruhuyla da mütenasip bir meclis oluşumu. İçeridekilerinin davranışları buna uyar mı uymaz mı o bilinmez. Ama HDP'deki Kürt oylarının da Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde külliyen sistemin içerisinde olduğu bir şey 1920 ruhuyla da uygun. Ben lafımı hemen toparlamak istiyorum. Önümüzdeki dönem içerisinde uyum yasalarının çıkartılmasında da kritik bütçe görüşmelerinde de Cumhur İttifakı içerisinde yer alan MHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok fazla büyük stratejik anlamda kopma noktasına gelebilecek sorunları yaşamaksızın bunları kotaracaklarını düşünüyorum. Bunun bir diğer rasyonalitesi de oluşturulacak olan Bakanlar Kurulu'nda ya da Bakanlar Kurulu'nun yanında görev yapacak olan kurullar, yeni kurullar ve düzenlemeler getirilecek, ofisler açılacak. Bunların içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden kadrolara da yer verileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait kadroların da sistemde kendisine yer bulduğu bir düzlemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün balkon konuşmasına gitmeden önce de yapmış olduğu açıklamada bunun izlerini net bir şekilde görebiliyoruz. Her ne kadar 300'ün üzerinde oy almadıysak da biz bunu Cumhur İttifakı içerisinde kolaylaştırarak sistemin işlemesi yolunda adımlarımızı atacağız şeklinde net beyanatı var. Benim bu konudaki görüşüm bir sorun olmadan önümüzdeki sürecin işleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Aksi takdirde Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiş olsaydık, parlamenter sistemde bir oylama yapmış olsaydık, bugünden itibaren Güneş Oteli pazarlıklarının en son versiyonunu bu seçimden hemen 15 gün önce verdim 15 vekil, olmadı aldım 15 vekil şeklinde birçok pazarlığa sahne olacağını görebilirdik. Ama çok şükür bu sistemin en büyük özelliği ister birinci turda bitsin ister ikinci tura kalsın. Seçim sabahında Türkiye'de hükümeti kimin liderliğinde kurulacağı net bir şekilde belirlenmiş oluyor. Evet, parlamenter sistemde evet. Biz şunu da hatırlıyoruz Türkiye olarak 1997'deydi değil mi Yalın Melez'in yani partisi tabii olmayan ki. Grubu olmayan tabii bir milletvekiliyle Cumhurbaşkanı Demirel'in hükümeti kurma görevini tabii verdiği ki. Günleri de hatırlıyoruz. Evet. Yani arkası, tek başına bir adama hükümet kurma görevi verildi. Şimdi halk vermiş oluyor kimin kesinlikle hükümeti sandıkta halk belirliyor bu sistem içerisinde. Dolayısıyla ister birinci turda ister ikinci turda halk reyini mukaddesatını sandığın içerisine attığının ertesi gününde
kim olursa olsun tek başına bir hükümet kurduğumuzu bu seçimlerde halkımız da çok net bir şekilde görmüş bu oldu. Bu ilk turda seçimin sonuçlanmış olması şu açıdan da önemli. Türkiye ilk defa bir yönetim sistemine girmiş oluyor. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini başlatmış oluyor. Eğer ikinci tura kalsaydı 16 Nisan'da referandumla oylanan ve kabul edilen bu yönetim sistemi de tartışmalı hale gelebilirdi. Biraz olumsuz bir başlangıç yapılabilirdi. Bu yönüyle de ilk turda bitmesi Alper bence Bey, olumlu olmuştur. Dün akşam ilk olmuştur. Turda 52,5 değil de 50.5 çıkmış olsaydı Türkiye'de seçimin sürekli hileler yoluyla elde edildiğine çaldılar, inanmış Eric Hoffer'ın ifadesiyle de true believers, kesin inançlılar var. Bu ülkede de var ve Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde 50 bin avukatla birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nun başında beklemeye gittiğini iddia eden bir parti liderine biz dün akşam şahitlik ettik. Bu açık bir provokasyondu ve bunun arkası gelebilirdi ama aradaki 11 milyon oyun izahının mümkün olmamasından kaynaklandı. Bunu Muharrem İnce de bugünkü konuşmasında ifade etti zaten. Dünkü abuk tartışmalardan birisi Anadolu Ajansı'nın hedefe konularak sanki rakip Anadolu Ajansı'ymış gibi bir tablo ortaya konulmasıydı. Çok şükür ki devam ettirmediler. Sadece onu. O değil ama işte adil seçim platformu, oy ve ötesi platformu gibi uçları FETÖ'ye ve yurt dışına da çıkabilecek uygulamalara imza atmış grupların farklı açılmış sandık oranlarıyla manipülatif bilgiler ortaya sunması ve mesela buna da yabancı basının da bizzat dün gece teşne olmuş olması aslında dün akşam bir ortam hazırlandı Türkiye'de. Hı hı. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. BBC dün akşam iki mukayeseli örnekte birinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liderinin almış olduğu oy oranını, birinde Muharrem İnce'nin almış olduğu oy oranını farklı iki kaynağa dayandırarak seçimlerde hile yapıldığını ima eden paylaşımlar yayınlandı. Halbuki bu sadece karşılaştırmalı siyaset okumuş herkesin çok rahatlıkla ortaya koyabileceği bir şey. İster siz oy ve ötesinden alın, ister adil seçim platformundan alın, ister Anadolu Ajansı'ndan alın, ister Yüksek Seçim Kurumu'ndan alın. Oy sandıklarının %100'ü açılıp da Yüksek Seçim Kurulu'da onayladığında Anadolu Ajansı'nın rakamları da, Yüksek Seçim Kurulu'nun rakamları da, oy ve ötesinin rakamları da birbirini tutar. Ama siz sadece bir platform olarak İzmir'den gelen oyları gösterirseniz o an için önde İzmir'den gelen oylara bütün Türkiye'nin Şamil gibi gösterirseniz evet, oyları gibi gösterirseniz ama sonuç farklı. Bu nereye kadar gider? Veya bu Diyarbakır'dan gece 12'ye kadar gider, 1'e kadar gider yani. Ondan evet. Sonra Balkaban'dan fayton yaptığını anlarsınız yani %100 açıldığında. Evet, teşekkürler. Fadime Hanım, bu Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesinin zorlukları var mı size göre de? Veya kolay işleyebilecek bir süreç olacak mı sizce? Tabii bunu henüz deneyimlemedik. Yani mecliste deneyimlemedik, yani Yusuf bir çatı Bey, altında Yusuf deneyimlemedik Bey kritik ama... noktalarda 2007'den bu yana destek verdiğini söyledi MHP'nin. Evet. Evet, gerçekten de öyle oldu ama bunlar sayılıdır. Yani 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimidir. İşte 2008'de miydi, 9'da mı başörtüsü, o 411 meselesi. 2008. Hürriyet'in manşet attığı dönemdeki olaydır. Evet. Ondan sonra işte 15 Temmuz'da vermiştir. Şöyle, 16 Nisan'da vermiştir. Evet. Cumhurbaşkanlığı sisteminin gelmesi tekrar Bahçeli'nin gündeme taşımasıyla olmuştur falan. Ama bunlar sayılı. Yani ama evet. Her şey böyle kritik, her şey beka meselesi olmayacak önümüzdeki şimdi, hükümet icraatlarında. Bu yeni bir sistem. Biz bunu meclis çatısı altında henüz deneyimlemedik. Bunu bu evet. Çatı altında birlikte seçime girilmesi, işte bir ortak bir söylem üretilmesi gibi hani henüz bunu deneyimlemedik ama şunu biliyoruz. Yani bu ilk kez iki parti birlikte çalışacak anlamına da gelmiyor. Şimdi evet 2007'ye kadar geri götürebilirsiniz ama aslında 2015'ten itibaren iki partinin birbirine yaklaştığı bir politik düzlemde ilerliyor Türkiye'de siyaset. O 2015'ten kastım da aslında PKK'nın İşte 15 Temmuz 2015 tarihinde ateşkesi bitirmesi ve Hendek terörünü başlattığını ilan ettiği tarihtir. Şimdi o tarihten itibaren AK Parti'nin terörle mücadele konusunda gösterdiği bütün o politika ve bu politikayı düzenlerken yan alanlarda yaşadığı zorlukları anladı ve kolaylaştırmak konusunda Devlet Bahçeli'nin bir tutumu oldu. Ve bunu da kendi teşkilatına ve tabanına
anlattı, her seferinde izah etti ve bunu oradan bir çatlak sesin çıkmasının önüne geçti. Yani neredeyse 2015'ten bu yana devam eden ama 15 Temmuz 2016'da FETÖ işgal girişimiyle birlikte artık tabanların da birbirine çok yaklaştı. Hem duygu hem de direniş motivasyonu bakımından yaklaştığı bir pratik var ortada. Referanduma gidiş kararı ve iki partinin hukukçu kurmaylarının birlikte çalışması. Mesela ortak aklın üretilmesi. Yine seçimler için ortak bir aklın üretilmesi ve ittifak hukukunun oluşturulması. Bunlar aslında her iki parti içinde bir tür ön çalışma, bir tür staj oldu. Bence hani gruplar meclisinde belli bir yasa tartışılırken grupların da eğer diyelim ki birbirinden farklı düşündüğü konularsa kendi politik kimliğini, çünkü bu partiler ortadan kalkmayacak bir ittifakta tabii olduğu için. Ama ne kadar yaklaşabiliyorsa bir ortak akla ve görüşü o kadar yaklaşacak ve bu konuda da hani birbirlerini daha kolay anlayacakları ve ikna edebilecekleri bir nokta olacaktır. Bir, hani mesela en kritik noktalardan biri bence seçimlerin hemen yakın bir dönemine kadar Sayın Bahçeli af konusunda bir ısrarı oldu. Kader mahkumu olarak tanımladığı tutuk hükümlülere bir af çıkartılması konusunda bir söylemi ve bunu da bir anlamda aslında yaygınlaştırdı, kamuoyuna ısrarcı da yansıdı. Israrcı oldu. Birkaç kez Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere gündemimizde böyle bir konu yok diyerek aslında net ifadelerle söylenmesine rağmen mesela bu yeniden gündeme gelecek mi? Burada AK Parti'nin tutumu belli, Bahçeli'nin tutumu belli. Mesela bu bekleyen, dondurulmuş bir konu. Bunu bilmiyoruz. Belki sadece seçime giderken Bahçeli'nin cezaevlerinde biriken bir şeyi boşaltma ihtiyacı ya da siyaseti de olabilirdi. Bilmiyoruz. Mesela bunu göreceğiz ama ben o kadar zorluk olacağını düşünmüyorum. Kaldı ki bu yeni sistem şöyle bir sistem. Bence hani pek çok konuda sadece iki parti birbiriyle paslaşacak ve güç birliği yapacak anlamında gelmiyor. Çeşitlendirilmiş, çeşitlenmiş bir meclis var. Belli konularda bence diğer partilerden de paslaşma olacaktır. Ve bu paslaşmada daha çapraz ilişkilerde kurulabilecektir. İyi Parti'nin mesela meclis performansı ne olacak? İyi Parti seçimlerden çok yakın bir zamana kadar ilçe başkanları hani çok fazla partiden ayrılan oldu. Bir dağılma görüntüsü var İyi Parti'de. Onu konuşacağız. Meclis diğer içinde belki de birazdan, evet. Belki de meclis içinde İyi Parti o bütünlüğünü sağlayamayacak. Belki işte CHP'den gelen CHP'ye, MHP'den gelen MHP'ye dönecek. Bir kısmı CHP'ye, bir kısmı AK Parti'ye ve diğer partilere gidebilir belki bir dağılım olacak. Yorumlar da var ama birazdan konuşalım. Ya da bunları. Oylamalarda o milletvekilleri kendi parti grubunun değil işte Cumhur İttifakı'nın görüşü yanında oy kullanacak. Bunları göreceğiz. Kanun çıkartılması dışında da malum Cumhurbaşkanı kararnameleriyle yürütme doğru, hızlı bir sistem şekilde değiştiği için. Dolayısıyla tabii ki yani ana ağırlık kararnamelerle hayata geçecek. Burada benim üzerinde durmaya çalıştığım husus şu. Mete Han Bey'le de devam edelim. 15 Temmuz'dan 24 Haziran seçimlerine kadar baktığımızda genel manada yer yer ufak eleştirileri olsa bile Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti tek parti gibi hareket etti siyasetleri yönüyle. Ama bu denge fren hatırlatmasına da baktığımızda sanki bundan sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi mesela daha önce açıklamıştı belediye seçimlerinde ittifak yapmayacaklarını söylemişti. Mantıklı. Evet. Bundan sonraki süreçte belli konularda ayrışabileceklerinin mesajını vermiş oldu. Bu hangi konularda ortak hareketi getirebilir, hangi konularda ayrışabilir sorusunu da akla getiriyor. Ne olabilir? Ben mesela AK Parti'nin büyük projelerinde MHP'nin problem çıkacağını sanmıyorum. Mesela bir kanal projesi. Orada biz olmaz. Devam eden projelerle ilgili, gündeme gelen noktalarla ilgili çıkarmaz. Güvenlik politikalarında? Güvenlik politikalarına gelince. Şimdi bugün Sayın Bekir Bozdağ'ın açıklaması var. OHAL. Değil mi? İrademiz o konuda mevcuttur.
kalkacağı yönünde sinyal verdi. Bunları söyledi. Daha önce de kaldıracağız demiştik. Evet, uzatmayacağız demiştik. Bugün de ama seçimden sonraki ilk o halle ilgili açıklama anlamında 20 önemliydi. 20 Temmuz'da mı doluyordu? Temmuz. Mayıs ayında uzatıldı. Nasıl? 3 aylığında. Mayıs ayında uzatıldı. Ortalarında Temmuz o 20 Temmuz tam civarı. Tam tarih ama ortası gibi. Yani 20 Temmuz civarı sanki. Evet. Vermek istemiyorum. Ortası diye hatırlıyorum. Şimdi orada belki Sayın Bahçeli'nin bir rezervi olabilir, bir şeyi olabilir. Şimdi çünkü şunu da adını koymak lazım. Cumhur İttifakı ama bir bakıma da siyasi retorik açısından da Cumhur Koalisyonu. Evet. Çok büyük ortak AK Parti ama Milliyetçi Hareket Partisi'nde seçimdeki başarısının altını çizersek, gelen milletvekili sayısına bakarsak, tüm beklentileri tamamen elinin tersiyle iterek, işte 10 diyen vardı, 15 diyen vardı, 20 diyen vardı. Değil mi? Bunun 2,5 katı milletvekiliyle. Şu an kaç sayıları? 49, 50. Kimin? Milliyetçi Hareket Partisi. 48 olması lazım. 50. Ben 49 gördüm en son. Evet. Çünkü sürekli değişiyor rakamlar. Evet. O çerçevede çok da büyük bir rakam. Bu AK Parti ile beraberliğinde azımsanmayacak bir durum. 48'de öğlen saatlerinde ben notumu aldım da 48'di. Şimdi bundan önceki ittifak öncesi süreçte de bakıldığı zaman yani iki parti arasındaki yakın ilişki sürecine o dönemde bile Sayın Bahçeli kabinenin oluşturulması çerçevesinde dahi olmak üzere bazı görüşlerini bazı bakanlarla ilgili seslendirmekten çekinmedi. Bunu biliyoruz Ankara kulislerinden duyuyoruz. Bu nedenle şimdi önümüzdeki dönemde güvenlik politikalarıyla ilgili meseleler gündeme gelecektir. Belki bazı noktalarda idamın getirilmesini kendisi seslendirebilir. Bazı noktalarda af dediğiniz gibi konusunu seslendirebilir. Bunların çerçeveleri nasıl çizilir, nasıl çizilmez bilmiyorum. Ama afla ilgili birkaç kere tekrar ettiği için seçim kampanyaları döneminde bunu bir daha gündeme getirmesi doğaldır. Burada tabii şunu da altını çizmek lazım. Sayın Başbakan, son başbakan, koltuk elimizde kaldı diyor ama Binali Bey. Aslında o hakkını da vermek lazım. Bu dönemi çok iyi esprilerle, çok önemli krizleri medyaya yansıyan yansımayan sönümlemeyi çok iyi bilerek, taraflar arasında tampon vazifesi görerek fren gaz çok iyi götürdü Binali evet Bey. Kendiyle barışık olması, espriler yapması, siyaset kendiyle dalga geçmesi. Türk siyasetinde insanın kendiyle dalga geçmesi de çok önemli bir şey. Yabancılarda görüyoruz, biz de yavaş yavaş bu yerleşiyor. Yani o Binali Bey o konularda çok şey yaptı ama şimdi tabii doğrudan Binali Bey'in olmadığı bir süreçte bu süreçler nasıl yürütülecek bilmiyorum. Bir de Sayın Bahçeli için mesela şunu soruyorlar bana. İşte milletvekili ama işte başkan yardımcısı olur mu, ayrılır mı? Yok meclis başkanı mı olacak, şu mu olacak? Devlet Bey'in hiçbir olmaya ihtiyacı yok. Devlet Bey şu an siyasi pratik açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin siyaseten en güçlü ikinci ismidir. Evet. Bunun adını bir koymak lazım yani. O açıdan hiçbir ihtiyacı yok. İşte bir bakanlık mı alır, iki bakanlık mı, 16 bakanlık kaç alır? Hiçbir bakanlığı almaya da ihtiyacı yok. Çünkü bakanlarla ilgili tasarruf olmasa bile görüşünü yüksek sesle belirtip belirli ölçülerde şekillenmesinde bir rol oynayabilir. O nedenle ben kendisini bir makamla bağlayacağını ve çerçeveye hapsedeceğini düşünmüyorum. Fakat zaman onu zaman şey çıkacaktır. Da aynı zamanda. Yapacağı bu aynı zamanda konusunda. Devlet Bahçeli şöyle bir avantaj da veriyor. Kamuoyu gözünde AK Parti bugüne kadar çünkü tek başına büyük bir güç. Her istediğini yaptı, istediği yasayı çıkardı, kaldırdı, şunu yaptı, bunu yaptı. Şimdi kamuoyunda şöyle bir misyon da kendisine veriliyor. Sen koalisyon ya da ittifak ortağısın. Bakalım bazı konularda AK Parti'yi nasıl frenleyeceksin diye kendi tabanına da bakacak. Yani, onu kışkırtmak isteyenler de olacak. Olacak. Ama yani olumlu manada, olumlu manada beklenti içerisinde olanlar da olacak. Tabii tabii bunların tüm çerçevelerini beraber yaşayacağız. Ama tabii o kadar fazla bir siyasi tecrübesi var ki. Tabii doldurursa gelecek bir adam değil. Onların frenini, gazını çok iyi ayarlar. Evet. Onların, onu gaza getirenlerin de gazını anında alır. Yani o feraset olmasaydı 7 Haziran'da başbakandı zaten. Şimdi bir de Devlet Bey'le ilgili birkaç tane şey var. AK Parti'nin oylarının işte kırgın bazı seçmenlerin ittifak içinde kaydını söyledin ya sen. Haklısın ama şu da var. AK Parti ittifak içinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelen oylarda şu da var. Bazı seçmenler hani oyun parti olarak HDP'ye başkan olarak İnce'ye söyleminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belli bir oy erozyonu yarattılar. Bir milliyetçi refleks de Milliyetçi Hareket Partisi gibi milliyetçi bir tabana oturmuş bir yapının da buna karşı emniyet sübebi olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne oyun özel olarak vermiştir. Çünkü son dönemdeki Türkiye'deki işte Afrin Harekatı, işte Zeytin Dalı, işte Fırat Kalkanı resmi isimleriyle söyleyelim ya da Kandil Harekatı da MHP tandansına düşüyor. Bir de Türk halkı şunu da görüyor. Türkiye'nin keskin virajında hep Devlet Bahçeli var. Tozlu raflardan getirin indirin, başkanlık sistemini geçirelim.
erken genel seçim yapalım. Tarihi 24 Ağustos ama 24 Haziran oldu. Yani burada da belirleyici rol oynadığı için aslında seçmenin gözünde süreçleri belirleyen lider olarak da artı puan aldı. Bunların hakkını teslim etmek lazım. Evet, Cumhur İttifakı'nın devamı konusundaki zorluklar ve avantajları size de soralım. Sonra şöyle diyeyim Alper Bey, bana göre yeni Turan ülküsü oluştu. Ama bu yeni Turan ülküsü... Bu sizin isminize ayrı bir anlam mı katmış oluyor? Onu da diyebilirsin. Halid Edip'in yazdığı ilk romanlardan bir tanesi yeni Turan romanı. Orada Halid Edip Adıvar'ın bahsettiği Turan ülküsünde aslında şey var. Türkiye'nin bütün renkleri var. Yani Arap'ı, Ermenisi, Kürdü, Türkü, bütün herkesin içinde olan. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Turancılık ülküsünde de bu var farklı. Mı? Evet, var. İlk dönemlerde var. Daha sonradan değişiyor. Zaten Türkiye'de milliyetçinin değişiminin birçok evresi var. Biliyorsunuz bir Osmanlı son döneminde İslamcılar ve milliyetçilerin ortak olduğu bir düşünce. Osmanlıcık düşüncesi. Daha sonra bu ayrışıyor. Türkçülük ve Osmanlıcılık olarak ayrışıyor. Daha sonra Osmanlıcıktan nasıl sıyrılıyor? İslamcılar ve İslamcılık, Türkçülük ve Garpzade. Üç tarzı siyaset oluşuyor. Cumhuriyetle birlikte bu bir akamete uğruyor. Fakat İkinci Cihan Harbi'nden sonra milliyetçilik daha farklı bir evreye evriliyor. 70'lerden 80'lerden sonra yeni bir evre yaşanıyor. Ve gelinen noktada aslında şunu görüyoruz. Türkiye'de AK Parti ve MHP'nin ittifakı şunu getirdi. Muhafazakarlık ve milliyetçilik tekrar yeni bir şeyde birleşti. Fakat MHP'nin milliyetçiliği yeniden aslında şöyle diyeyim, belki Soğuk Savaş sonrası yeniden tanınması gereken milliyetçinin MHP doldurdu ama söylem olarak doldurmasa bile aslında pratik olarak doldurdu bunu. Bütün toplumu kuşatıyor. Artık MHP milliyetçiliği Bediüzzaman'a sahip, mesela Kürt düşünürlere, aydına, entelektüelle sahip çıkabiliyor. Arap aydına ve entelektüelle sahip çıkabiliyor. Bu çok önemli aslında. MHP bunu pratikte yaşadı aslında. Birçok MHP'li düşünür, aydın yazarla konuştuğumda aslında aşmışlar. Fakat söylem olarak bu henüz oluşma ve de tanımlanamadı diyebiliriz bu anlamıyla. AK Parti'ye de baktığımızda 16 yıllık süreçte aslında belli dönemler yaşadı ve gelinen noktada da AK Parti'nin muhafazakarlığı milliyetçiliğe yaklaştı. Aslında milliyetçilik de o anlamda. Turancılığa, sizin kastettiğiniz Turancılığa yaklaştı diyorsunuz. Benim kastettiğim işte o Osmanlı'nın son dönemindeki bütün renkleri, Osmanlıcı bütün renkleriyle Türkiye'nin bütün renklerinin içinde barındıran yeni bir şey oluştu. Şimdi Cumhurbaşkanı bunu, Erdoğan sık sık sayıyor. Kesinlikle. Buna aslında yeni bir tanım lazım. Yani aydın ve entelektüeller bence buna yeni bir tanım bulmalı ama ben bulamadığım için o ilk dönemlerdeki yeni Turan mefhumuna dönüyorum. Tabii burada yanlış da anlaşılabilir bir. Çünkü Turancılık çok farklı manalarda da kullandı Türkiye'de. Onun için çok aşırı milliyetçilik de olarak anlayabilir ama burada bütün herkese hitap eden bir dil olarak okumak lazım. Bunu bu anlamıyla önemli. Neden? Çünkü milliyetçilik ve muhafazakarlık artık AK Parti diğer partilerden daha çok MHP'den oy alabiliyor. MHP de AK Parti'den oy alabiliyor. Peki dediğiniz manada bir gelişme olursa şayet. Evet. Zor tabii. Zorlukları var daha doğrusu. Bir de yeni yönetim sistemine baktığımızda biraz önce Fadime Hanım galiba dikkat çekti. Zaten iki taraflı bir iki taraflı diyelim. Hı hı. Partili olmasa bile ittifaklardan dolayı. Evet yani. Uzun vadede iki tarafa tebdil olacaktır. Ya mesela Amerika'daki demokratlar, cumhuriyetçiler aynen gibi. Öyle bir şey yol açabilir mi bu yakınlaşmalar, bahsedilen yakın, sizin de dediğiniz gibi AK Parti biraz işte taviz vererek veya değişerek, Milliyetçi Hareket Partisi yeniden bu işi kültür milliyetçiliğine dönüştürerek iki partinin bundan sonraki süreçte daha sıkı bir şekilde ittifakla veya birleşerek bir şekilde bir isim altında birleşerek hareketi mümkün aslında, olabilir mi? Olursa bunun sonucu ne olur? Kesinlikle temeli atıldı bence. Çift partili bir sürece doğru gidiliyor. Millet Partisi içinde sol tandaslı, daha çok sola yakın ve diğer bütün ittifakları oluşturma. Aslında geçmişte Turgut Özal'ın kısmen oluşturduğu, hani bütün çevreleri kendi... Dört eylemi birleştirme çabası. Burada da aslında böyle bir çaba vardı. Bu daha güçlü bence. Çünkü sistematik olarak %51'i bulma şansı olmaz başka türlü. Evet. Hiçbir partinin. Buna AK Parti de dahil. Kesinlikle. Sistem mecbur hale getiriyor. Kesinlikle. Özal'da sistem bunu mecbur hale getirmedi. Ama burada sistem mecbur hale getiriyor ama seçimden seçime mi olacak bu? Yoksa
sürekli mi olacak? Bence, onun sürekli, arayışını ben soruyorum. Sürekli olacağını düşünüyorum. Uyumlu parçalar arasında çünkü sürekli hale gelecek. Sürekli yani. Hale gelecek. Yoksa bu şunu da getirecek. İleriki dönemlerde hani koalisyonları konuşacağız daha çok ama bunun sürekli olması gerekiyor bence ki olacak da. Fakat şey şu, bunun içini doldurabilecek bir bilgi, mefhum yani metaforların oluşması gerekiyor. Buna bir tanım lazım. Hani az önce yeni Turan dedim ben buna ama bunun daha farklı ötesinde yeni isimler lazım. Yeni Turan dediğinizde sorulabilir tabii adı. Sizin adınız sizin adınız Turan gerçi evet, ama biraz ondan belki. Turan'la bunu evet. Tanımlamaya çalışmak zor olabilir. Zor olabilir evet. Başka i̇şte bir, için, başka bir tanımlama gerekiyor. Başka bir tanımlama evet. Lazım ve bunun için dolduracak bence önümüzdeki aylarda bunları konuşacağız. Bu yeni tanımlama nereye oturacak? Kızıl elma. Örneğin ya kızıl elma bunlardan bir tane ama bence eski kavramlardan çok yeni kavramlara ihtiyaç var. Çünkü geçmiş kızıl elma, yeni bir de yerli kavramlara ihtiyaç var aslında. Kesinlikle. Bu kavram meselesini zannediyorum geçen kesinlikle. Programlarda konuştuk. Yani hep batılı kavramlar üzerinden biz bir şey yapmaya çalışıyoruz, kesinlikle. Tanımlamaya çalışıyoruz. Yapamıyoruz, başaramıyoruz evet. Çünkü onun içerdiği mana farklı. Şimdi yeni şimdi Turan kızıl elma bu aslında bize ait kavramlar da fakat daha şey farklı şekilde geçmişi bir hani mesela muhafazakarlık deniliyor ya evet, mesela o da bize ait kavram değil aslında işte, bence evet, kesinlikle evet veya sol tanımı sağ evet. Tanımı bunlar hepsi bize aitmiş gibi görünse bile aslında batıya ait kavramlar bunlar. Kesinlikle Alp abi. Burada millet hatta bakın, tam ters anlam taşıyor Türkiye'de. Bravo. Türkiye'deki sağla Avrupa'daki sağ tamamen zıt. Muhafazakar olarak nitelendikleri anlayış aslında en devrimci anlayıştı. Mesela yani. AK Parti Avrupa'da olsa muhtemelen bir sol parti olarak hatta görülecekti. Doğru. Hatta sizin sözünüz destekleyecek evet. Bir şey. İdris Küçük Ömer'in bir kitaplarında hep şunu der. Tabii ki. Şunu der. Yani Türkiye'de aslında sol sağdır, sağ soldur der yani. Meşhur. Bu doğru. Sizin dediğiniz doğru anlamı. Bizimki aslında batıyla çok uzağız biz zaman. Onun için kendimize ait kavramlara ihtiyacımız var. Bu kavramı üretebiliriz. Bence bunu yapılabilir. Bunun üzerine düşünmek lazım. Evet. Cumhur ve Millet İttifakı aslında bunu üst isim olarak aslında kısmen doldurdu diyebiliriz. Yani bir Cumhur İttifakı var, bir de Millet İttifakı. Fakat bunun için dolduracak yeni bir şey. İkincisi, MHP zor bir parti. Zor bir parti. Fakat Metehan Bey'in bahsettiği Bahçeli'nin o devlet adamının ruhu, devletin bazen zor durumlarında devlete sahip çıkma zor gerektiğinde... Zor ama güvenilir bir parti. Güvenilir, evet. Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle çok önemli. İşte bu yönünü öne çıkarması Bahçeli'nin ve MHP'nin de buna itilmesi şuna getirdi. Artık bir güven ortamı oluştu. Ve AK Parti'ye de bu anlamda yaklaşması şunu getiriyor. Bir de şunu da aslında bitirdi. Aslında bu bir tartışmayı bitirdi. Cumhurbaşkanına yönelik diktatör, tek adam şeyini de bitirdi. Evet, doğru. Neden? Çünkü artık bir partneri var. Artık beraber çalıştığı bir parti doğru. Var. Bu anlamda aslında o tartışma da bitti bence. Bunun resmi olarak da adını koymak lazım bu anlamıyla da. Önümüzdeki son zamanlarda da fazla kullanılmıyor zaten. Evet, bir tartışma değildi zaten. Evet. Evet. Yani Sultan böyle olmasa bile anlamsız bir evet, tartışmaydı yani, Kızıl, zaten. Evet. Kızıl Sultan demeleri gibi. Zaten PKK'nın ve FETÖ'nün devreye soktuğu bir MHP ve AK Parti'nin ben temel mevzularda anlaşacağını düşünüyorum. Örneğin FETÖ konusunda, terör konusunda. Büyük mevzularda birçoğunda anlaşacaklardır ama diğer belli alt konularda örneğin af konusudur. Ben AK Parti'nin de burada böyle bir düşünce dolduğunu ama bunun ölçüsü konusunda sıkıntı var. Onlar da bence partiler kendi aralarında konuşarak bunu aşabileceklerini de düşünüyorum bu anlamda. Evet. Bunun da ciddi bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Ve üçüncüsü AK Parti ve MHP birlikte beka mücadelesi verdiler. Aslında doğru. Yakınlaşmaların ana nedenlerinden bir tanesi bu. Çok doğru. 70'te MHP'ye de bir operasyon çekildi. Doğru. Ki Bahçeli birçok yakın adamını kaybetti tabii. Bu anlamıyla. 2011, 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde. Aynı şekilde AK Parti'de şu 2013'ten beri ciddi bir beka mücadelesi yani Deniz veriyor. Baykal'a operasyon çekenler de, Milliyetçi Hareket Partisi'ne operasyon çekenler de aynı kesinlikle. Klikti. Burada AK Parti ile MHP'yi bir araya getiren ana unsur bu beka mücadelesinde birbirine sarılmaları. İkincisi tabanın birbirine yakınlığı. Çünkü muhafazakarlık ve milliyetçilik bu anlamda önemli bir adım. Ve üçüncüsü temel Türkiye'nin ana mevzular konusunda iki parti de hemen hemen birbirine yakınlaştı. FETÖ konusu, terör konusu ve bu konular. Bu anlamıyla mühim. Bence yeni Turancılığa doğru gidiyoruz yani. Tekrar ben, bu Turancılık konusunu siz bayağı sevmişsiniz. Evet. Belki şöyle Halit Edip Bey'in adı var severim. O romanı okuduğumda çok etkilenmiştim bu ifade. Ve bir gün gelecek yeni Turan oluşacak Halit Edip'in demiştim. Ondan böyle. Yani ben Turan kelimesinin açıkçası irite edebileceği bir kitle olduğunu düşünenlerdenim Türkiye'de evet, ama doğru ama sistem
sistematik anlamda anlatıldığında evet, belki. Evet. Sistematik anlamda baktığımızda biraz öncekine ilave etmek gerekirse %51 sistemi, iki partili sistemi zorunlu olarak deruhte ediyor bütün partilere. Aksi takdirde %51'e ulaşmak mümkün olmayacaktır. Ben uzun vadede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sınırları olan doğal oy tabanı olan %44-45'lerle Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki %10 ve İyi Parti'nin önümüzdeki süreçte olmayan bir parti olarak düşünüyorum açıkçası. Çünkü yüzer gezer oylara talip olarak bu noktaya geldi. Önümüzdeki seçim döneminden sonra tabii bu bir analiz, bir tahmin. Kuvvetle muhtemeldir ki İyi Parti'nin içerisindeki oy tabanında kendilerine ait olan yerleri bularak dağılacaklardır. Benim öngörüm AK Parti'nin %45'i, Milliyetçi Hareket Partisi'nin %10'u ve İyi Parti'nin içerisindeki %5'lik bir oy ile %60'lık bir muhafazakar sağ taban, ki bunun içerisinde AK Parti 81 vilayetten oy alan muhafazakar kitlenin daha çok temsilcisi, Kürtlerden de oy alan, Trakya'dan da oy alan, Şırnak'tan da oy alabilen bir parti olarak. Öbür taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi ile Halkın Demokrasi Partisi ve İyi Parti'nin içerisinden gelen koyu Kemalist ulusalcı tabanında %5'ini bunlara eklediğimizde %43'lük bir bloğunda, yaklaşık %40-43'lük bir bloğunda karşı tarafta olarak önümüzdeki dönemde daha da kemikleşeceğini düşünenlerden. Bir şey söyleyebilir miyim burada? Aslında Cumhurbaşkanı'na halk şu yetkiyi verdi: hükümeti sen kur. Yani hükümeti kur. Fakat MHP'yi de bence burada görevlendirmesinin şey şu: MHP denetlesin AK Parti'yi. Bir denetleme şeyi gibi yanında dursun. Ama yoksa içeriden denetleyen bir parlamentoya pozisyon. Yani hükümete ortak olmaktan çok daha çok denetleme mekanizması olarak tuttum MHP'yi diyebiliriz bir yönüyle. Yani. Gözüken şey o yani. Çok. Ama MHP'nin de hükümette bir payının olmasında fayda var. Başka yani. Türlü başka sıkıntılar olabilir. Evet. Yani bu ittifakı tabanda sürdürmek zor hale gelebilir. Şimdi seçim değerlendirmeleri yapılırken tabii bu kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın başarısı, zaferi. Üst üste kaç, işte 13. zaferinden bahsediyoruz. Bunu ayrı bir yere koyuyorum. Fakat Yusuf Bey, siz de devam edelim. Şimdi elbette Millet İttifakı kazanamadı. İşte Muharrem İnce ve diğer Cumhurbaşkanı adayları kazanamadılar. Fakat bunlar başarılı oldular mı sorusu nereden baktığınıza göre biraz değişiyor. Gerçekten başarılı oldular mı, başarısız oldular mı, yoksa kademe kademe bir noktaya doğru götürüyorlar mı? Şu açıdan söylüyorum. Başarı dediğim şey nedir? Burada başarıyı ben özellikle 2011'den bu yana baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olma tanımını seçilme, hükümeti kurma olarak görmüyorum. Kaybettirme üzerine odaklandıklarını görüyorum. Şimdi buraya odaklanınca da çok da başarısız olmadılar. Bir kere AK Parti'nin 42.5'a gerilemiş olmasında yaptıkları propagandanın etkisi olabilir. Bu bir. İkincisi 22'lik Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 31 puan oy aldı. Üçüncüsü bu parti, Cumhuriyet Halk Partisi izlediği yolla ve kullandığı, ben böyle düşünüyorum, biraz da bunu da biraz böyle olmayabilir tabii, şahsi kanaatim. Stratejik oylarla hem HDP'nin hem de İyi Parti'nin barajı açmasını sağladı veya katkıda bulundu. Yani hepsi ona bağlı değil ama stratejik oranlarla, stratejik oylarla hem İyi Parti'nin hem de HDP'nin barajı açmasını sağladı. Şimdi iki partinin barajı geçmesi mecliste kaç milletvekilliğine tekabül ediyor? HDP 67, İyi Parti 43. Yani 110 mu ediyor? Evet. Yaklaşık 110 milletvekili. Tabii burada bunların barajı geçmesinden rahatsızlık duyduğum için falan değil. Yani bir karşılığı varsa tabii ki geçecek. Mutlaka. Burada değilim. Fakat bu barajı geçişler bir siyasi partinin stratejik destekleriyle oluyorsa bunu iyi düşünmek gerekiyor. İşte daha seçimin sürecinin başlangıcında 15 milletvekilini ödünç olarak İyi Parti'ye gönderdi. Sonra da geri aldı. Böyle bir manevra kabiliyeti olan ana muhalefetten bahsediyoruz. Bu noktadan baktığımızda ileriye dönük nereye kadar varabilir Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin bu evet. manevraları, başarı veya başarısızlığı? Şimdi
benim noktayı nazarımdan iki ayağının ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor. Başarı ve başarısızlık kriteri olarak da. Muharrem İnce hiç kuşkusuz açıklanan seçimin tarihi açıklanmasından sonra gerçekleştirdiği kampanyayla kendi kitlesi açısından çok etkin bir kampanya yürüttü. Çok önemli mitinglere imza attı ve almış olduğu %30 oyla da benim görüşüm odur ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanların nezdinde CHP'nin doğal lideri Muharrem İnce'dir. Çünkü milletvekili sayılarını arkadaşlarımız ekrana getirecekler. Daha iyi olur. Yok, yani bunu net söylüyorum. Burada şimdi görüşmüş. Yaklaşık %40 oranında kendi partisinden daha fazla oy aldı. Yani %40'a yakın. %30 Türkiye genelinde de %8 daha fazla oy aldı. %8 daha fazla oy aldı. %8'lik bence çok yanıltıcı. Yani 8 puan %8 anlamına gelmiyor. Yani mesela CHP'nin 22,5'luk oyuna mukayese ettiğimizde %35 civarında bir. Evet doğru anladım ben demek yani kendi partisinde %35 daha fazla oy alan bir Muharrem İnce ile karşı karşıya. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu. Ama onunla ilgili çok farklı bir açı vereceğim biraz sonra. Tamam onu da soralım. Aslında size. Kemal Kılıçdaroğlu bunu çok net bir şekilde ummuyordu Muharrem İnce'yi aday gösterdiğinde. Muharrem İnce %30 küsürlük oy ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 40 yılda alamamış olduğu bir eşiği aştı. %30 eşiğini. Dolayısıyla ben CHP'li seçmene de bir umut olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarı ya da başarısızlığına analiz etmemiz gerektiğinde Kemal Kılıçdaroğlu net bir şekilde HDP'nin barajı geçmesi yönünde bütün seçim taktiğini ona göre kurguladı. Ve yapılan bir takım hamlelerle İstanbul'da, İzmir'de %11-12'lere çıktı HDP'nin oy oranları. HDP'nin meclise girmesini sağlama noktasında. Son rakamları bir hatırlatalım mı? Ekrana getirdi arkadaşlarımız. Evet. AK Parti'nin %42.56 oyu var. 295 milletvekili. HDP'nin %11.70 şeyi var, oyu var. 67 milletvekili. İYİ Parti'nin %9.95 mi? Düşmüş, evet. Düşmüş mü? Evet. 43 milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22.64 146 milletvekili. MHP'nin 11.10 oyu var. 49 milletvekili. Demek ki bir artmış öğlene göre. Saadet Partisi de 1.35'miş milletvekili. Yok görünüyor ama. Yani blokta olmasa İYİ Parti baraja takılmış olacaktı. Yani mesela, ittifakın içerisinde yer almasa olmasa, evet, bu durumda olmasa, 2002 yılındaki Doğru Yol Partisi'ydi. Evet, ve hiç milletvekili olmayacaktı. Farklı olacaktı. Tabii öyle olacaktı. Şimdi ben tam da bunu söylemek istedim zaten. Yani bu mesela HDP'nin barajı geçmesi şeyin öyle genel yorumlar var. CHP'den giden stratejik oylarla. Yorum değil, net analizler var. Ben mesela söyleyebilirim. Örneğin yurt dışı oylarına baktığımızda Selahattin Demirtaş %10.6 almışken milletvekili seçimlerinde yurt dışı oylara baktığımızda %16.26 gibi bir oya tekabül ediyor. Keza İstanbul'da baktığımızda Selahattin Demirtaş %7.2 oy alırken İstanbul'dan gelen oylar vasıtasıyla %12.6 milletvekilliği, %5'lik bir Türkiye genelinde, İstanbul'un genelinde oy kayışı görüyoruz. İzmir'de %11 civarında bir oy çıkmış durumda. Dolayısıyla HDP'nin Güneydoğu'da oyları düşerken İstanbul'da ve İzmir'de oylarının artmış olması Cumhuriyet Halk Partisi'nden net bir şekilde HDP'nin barajı aşması yönünde bir siyaset dizayn edildiğini gösteriyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun net kazancıdır. Bunu planlayan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibidir. Muharrem İnce'nin kazancı %30 barajının üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ni çekmesidir. Ama en nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi meclise sokacak şekilde bir satranç oynarken kendi partisinin de %22'lik bir hezimete imza atmasına da sebebiyet verdi. Şimdi, İşte bu sebepten dolayıdır bugün Tunceli eski milletvekili, yeni Elaziz milletvekili Gürsel Erol'un beyanları var. Çünkü Gürsel Erol Tunceli milletvekilliğinden seçilmeme garantisiyle Elazığ'a gönderilmişken Saadet Partisi'nin ve İyi Parti'nin oylarıyla Elaziz'den herhangi bir tabanı olmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi
1977 seçimlerinden sonra geçen yaklaşık 40 yıllık bir süreden sonra Elaziz'den bir vekil çıkartmıştır. Ama evet. Gürsel Erol bu duruma net bir şekilde ortaya koydu. Yani bu vakitten sonra Gürsel Bey'in bugün fitilini ateşlemiş olduğu husus Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde daha büyük yangına net bir şekilde sebebiyet vermesi mukadderattır. Evet, konuşacağız. Fadime Hanım'ın da diğer arkadaşlarının da görüşlerini alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanma başarısı yok ama kaybettirme hedefine doğru her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Bu yönüyle kastettik. Bunun bir bedeli mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Evet, işte bunun bedelini nasıl göreceğiz? Reklamlardan sonra konuşalım. Derseniz de yine bir aramız var. Aradan sonra doğrusu ne diye sormaya devam edeceğiz. Değerli seyirciler, reklamlardan sonra devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısını ünlem konuşuyorduk. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi özellikle 2011'den bu yana baktığımızda kazanmaya değil kaybettirmeye odaklandığı için bu hedefine aşama aşama sanki biraz daha yaklaşıyor gibi görünüyor. İşte İYİ Parti'nin ve HDP'nin baraja yaklaşması ve barajı aşmasında kullanılan CHP'lilerin stratejik oylarının etkili olduğuna dair geniş ve bir kanaat var, algı var. Bu konuyu Fadime Özkan'a sorarak devam edelim. Aynı zamanda evet. Bir sosyal medyada falan dolaşıma giren mesajlar var. Kılıçdaroğlu'nun yarın istifa edeceğine dair duyumlardan bahsediliyor. Evet. Bunu da hem size hem de diğer arkadaşlara Metehan Demir'de Turan Kışlak'a soracağım. Biraz sonra Metehan Demir'in de söyleyeceği önemli şeyler var. Çünkü direkt içeriden aldığı bir bilgi İçeriden var aldığı bilgileri Metehan'ın. Birinci elden. Bir background bilgisi. Yok kaynaklar. Yakın kaynaklar. Evet, yakın kaynaklarmış. Çok kritik bilgiler. Az sonra kendisine soracağız ama Fadime Hanım'ın değerlendirmesini aldıktan sonra. Evet, ben doğrusu hani bu ilk söylentiyle ilgili girmiş olayım. Ben öyle bir beklentim yok. Yani Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceğine dair beklentiniz yok. Yok, hayır. Çünkü Kılıçdaroğlu elbette bir cumhurbaşkanı adayı takdim ederken nasıl takdim ettiği, o kampanya sürecinde arkasında ne kadar durduğu ayrı bir şeydir ama onu kamuoyunun önüne çıkartan genel başkan ve iki ay boyunca bütün kampanyanın onun etrafında örüleceğini, mitingler düzenleneceğini, dolayısıyla etrafında bir kalabalığın oluşacağını ve o kalabalığın da yeni genel başkan olarak onu görmek isteyebileceği öngörüsünü sahip biriydi. Yani bunu bilerek onu Cumhurbaşkanı adayı ilan etmiş oldu. O yüzden bu sonuca hazırlıklı ama bence Kılıçdaroğlu'nun başarısı ve İnce'nin başarısını konuşacaksak kim kazandı, kim kaybetti? Şimdi evet. Oraya girmeden önce bir soru sorayım mı? Bunu siz de biz de hiçbirimiz tam olarak bilmeyeceğiz. Çünkü tamamen sadece Kılıçdaroğlu'nun kesin bildiği bir konudan bahsediyorum. Tahmin etmenizi soracağım sadece. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na oy kullanırken oyunu Muharrem İnce'ye vermiş midir? Ya bilmiyorum. Bunu çok da önemsemiyorum. Vermiştir bir oy çok ya. Şeyi nasıl? Değiştirir. Haksızlık yapmıyorum. Vermiştir. Vermiştir. Yani hani şöyle bir şey daha doğrusu. Bir oy çok değerli bir şey. O bir oyla Türkiye aslında bütün siyaseti belirliyor. Herkes açısından öyledir ama hani Muharrem İnce'yi kazandıran ya da kaybettiren oy Kılıçdaroğlu'nun oyu değildir. Şimdi Muharrem İnce %30 gibi büyük bir oy aldı. Ve hakikaten bugün kendisinin de söylediği gibi 41 yıl sonra dedi galiba. 30.64. %30'un üzerine geçirdi evet, Cumhuriyet Halk yani Partisi. Yani 40 yılı aşkın bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kez 30'ları görmüş olması bence Muharrem İnce'nin kendisine biçebileceği bir başarıdır. O oranını ayrıca biraz açmak lazım. Bu oy Muharrem İnce'nin oyu mu? CHP'nin oyu mu? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kurduğu stratejiden gelen oylar mı? Bence C şıkkı. Yani Kılıçdaroğlu burada başarısız bir genel başkan değil. Bütün bu seçim süreci başladığında daha çok Abdullah Gülüstü üzerine malum biliyorsunuz hani bir ittifak arayışı vardı.
bir çalışma yapıldı ama o büyük koalisyon, o büyük ittifak kurulamadığı için, mutabakat kurulamadığı için Abdullah Gül'ün sözleriyle o proje geri çekildi. Muharrem İnce ve işte her partinin kendi adayıyla seçime gitme stratejisi sonrasında kuruldu. Ama CHP ve bence Kemal Kılıçdaroğlu ve aslında bütün bir karşı ittifak muhalefet bloğu için Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci plandaki bir seçimdi. Bütün strateji meclis aritmetiğini AK Parti'nin ve dolayısıyla Erdoğan'ın dilediği gibi hareket edemeyeceği daha bağımlı bir aritmetiğe bağlamak gibi bir siyasetleri vardı. Ve bu şey de işte şu anda ekranda olan sonuçlarda. Cumhurbaşkanlığı sonuçları bunlar tabii. Bu Cumhurbaşkanlığı yani böyle ama. Böyle bir ekranda şeyi yan yana koyabilirler mi? Cumhurbaşkanlığı sonuçlarıyla arkadaşlar eğer mümkünse partilerin oylarını aynı anda ekranda eritebilir miyiz? Aradaki farkı görürsem hani buradaki bence Kılıçdaroğlu'nun kurduğu o akıl. Ama arka arkaya getirebiliriz arkadaşlar. Bu Cumhurbaşkanlığı burada söyleyeceğiniz şey varsa. Ya da büyük ekrana bir tane alsak bir tane şöyle. Yok değil varsın. Bence hani meclis aritmetiğinin gelmesi şu anda benim söylemek istediğim şey için daha anlamlı. Evet, meclis aritmetiği bu. Evet. Şimdi CHP kendisinin oy oranı %25 bandından geriye çekildi. 2,5 puan yaklaşık. 2,5 puan kaybetti. Bu aslında en az bir buçuk ay öncesinde %20'lerde görünüyordu. Hemen hemen bütün kamuoyu araştırmalarında Akşener'e kaybedilen bir oy gibi görünüyordu. Ama bu yükselmiş hali diyorsunuz yani. Bu tabii yükselmiş hali ama burada şöyle bir strateji işledi. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben başarısız bulmuyorum, başarılı buluyorum. Bütün bir muhalefetin yani iki partili ya da işte iki ana görüşlü bir sisteme geçtik biz. İttifaklar, ittifak çatısı altında işte iki ana damar var. Mecliste de bu aritmetiği az çok görüyoruz. Bütün muhalefetin liderliği gibi bir stratejiye oynadı Kılıçdaroğlu. Hmm. Ve HDP'yi baraj aşırtmak siyaseti. Yani her CHP'li evden bir oyun HDP'ye gitme kampanyasını örgütlemek, bütün o kendi kurmaylarını Edirne F tipi cezaevine göndererek Demirtaş'a ziyaret edilmelerinin sağlanması ya da işte mitinglerin düzenlenmesi, o mitinglerde HDP tabanının İnce'yi desteklemesi. Bunların hepsi kamuoyuna yansıyan görüntüler ama bu işledi. Demirtaş'ın aldığı oyla HDP arasındaki oy farkı aslında CHP'den HDP'ye transfer edilmiş ve çalışılmış bir oy. Ne kadardı HDP ile Demirtaş'ın arasında? 3 puan mı vardı? 8 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 3 puanlık yani bir fark, 3-4 puanlık bir fark var. HDP'nin 3 puanı şeyden mi gitti? CHP'den giden stratejik oylar mı? CHP'den yani? Giden stratejik oylar olduğunu düşünüyorum ve bu tabii sadece bu seçime burada özgü bir şey değil. 8.32'ymiş Demirtaş'ın oyu. Bu 7 Haziran'da başlayan bir ittifak. Bir yani HDP'yi meclise sokabilmek için CHP'den HDP'ye bir tünel kazıldı. Bu kamuoyunun önünde yürüyen bir ilişki değil, açık bir ittifak değil, şeffaf bir ittifaktan bahsetmiyoruz ama yer altından yürüyen bir ittifaktan yani Güneydoğu'da 2015'e alındı. Kadar yer altına terör örgütünün kazdığı tünelleri bu defa siyasi olarak kazdılar diyorsunuz. Kazıldı ve sonuç alındı. Ben bunu o yüzden aynı tünel şeyde de var mı İyi Parti ile CHP arasında, Akşener ile CHP arasında evet, da söylemek mümkün mü? Evet, şimdi orada şöyle bir şey var. Akşener şimdi az önce Turan Bey'in bahsettiği bu yeni Turan, yeni ülküden bahsettiniz. Bu biraz çağın getirdiği bir şey. Pratikte yaşıyoruz zaten. Bu sadece hani isimleriyle andığımızda AK Parti ve MHP arasında oluşan bir ittifak değil. Bu aslında bütün bir toplumun duygu olarak da yani bütün haritaların yırtıldığı, yeniden dünyanın şekillendiği bir dönemde elbette sağlam var kalabilmek için güçlerin birleştirilmesi kesinlikle gerekiyor. Burada da işte birbirine yakın olanlar doğal bir birliktelik yaşanıyor. İşte bu terörle mücadele. Peki bunlar doğal mıdır? Doğal bunlar. Ya şunu şunu kastediyorum. Yani Cumhur İttifakı milletin gözü önünde AK Parti ile MHP arasında hı-hı, büyük birlikte işte MHP ve AK Parti arasında gizli kapaklı bir şey yok ve ortada. Ama işte stratejik oy diyoruz. Siz tünelle anlattınız. Hı-hı. Gizlice adı konulmadan
milletten saklanarak... Belli bir amaca matuf, geçici amaca yani, aslında. Bu da bir şey midir ya, doğal mıdır bu da? Burada şöyle bir şey var, ben tam doğal değil ama bu siyasi aklı üreten üretenlerin bunun sadece Türkiye'de ya da CHP genel merkezinde üretildiği kanaatine sahip değilim. Nerede üretilmişti? Bunun işte Gezi'den bu yana, 2010'dan bu yana Türkiye'ye yönelik operasyonların ama giderek daha sofistike hale gelen operasyonların üretildiği ya da yönetildiği ve desteklendiği merkezler neresiyse oralardan da üretilen bir ortak akılın sonucu olarak görüyorum. Çünkü bunu ne bileyim Muharrem İnce ile Avrupalı büyükelçiler buluştuğunda bir Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına aday olan bir isme Erdoğan'ı yargılayacak mısınız gibi bir soru sorma cüretinin tesadüfi olduğu kanaatine sahip. Veya bunun HDP bir, terör yaptığında Avrupalı büyükelçilerin gidip veya desteklemesi. Meclis grubunda da, onların koltuklarına oturarak verilen destekten bahsediyoruz. Yani herhangi bir destek değil. Hepsinin bir görüntüsü. Evet. Bunlar aslında arkada yine hiç de şeffaf olmayan bir takım buluşmaların görüntüleri olarak bize yansıyor. Tek başına bir görüntü bunun delili değildir ama o kadar çok benzer görüntü var ki bize o puzzle'ın arka yüzündeki resmi de resimden de bir haber evet. veriyor. Bunlara dayanarak söylüyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Turan Bey'in hatırlattığı yeni Turan dediğim şey Cumhur İttifakı'nda kendi doğallığı içinde oluştu. Ve bu oluşum oluşumun bir karşılığı var ve bu sadece siyasi bir şey değil. Bunun toplumda bir karşılığı var. 81 vilayette karşılığı var. Gerçek bir şey ve bütün bu coğrafyada da buna benzer bir dalga dalga yükselen bir şey var. Bu yükselirken Türkiye'de bence Meral Akşener'in şahsında Türkiye'de yeni bir sağ siyaset projelendirildi. Evet. MHP'den kopan, MHP'ye benzermiş gibi ülkücüymüş gibi olan ama tam öyle olmayan yeni bir figür üretildi. Muharrem İnce'nin bütün bu hani sağ muhafazakar dindar çevrelere vermek istediği fotoğrafların da bununla bir ilgisi var. Akşener'in Abdullah Gül lehine adaylıktan çekilmemesiyle de bir ilgisi var. Hı. Akşener bu oluşturulan yeni sağ. Çünkü AK Parti'yi nasıl ekarte edebilirsiniz? Ona bir benzeyenle, mış gibi olanıyla ekarte edebilirsiniz. Ve FETÖ bütün bu işgal girişimini nasıl gerçekleştirdi Türkiye'de? Pirincin içindeki beyaz taş modeliyle. Aynen öyle. Yani hani o desenin içinde fark edilmemek gibi bir stratejiyle. Benzer bir aklın ben burada da üretildiğini ve biraz projelendirildiği kanaatine sahibim. Bu hani... Ama çok somut, keskin söyleyebileceğim bir şey değil. Şu anda keskin cümleler kuruyorum ama bunun biraz daha böyle takibinin yapılması gerektiği zaman... Ama giderek daha da ete kemiğe bürünüyor bunlar. Ama şu oldu. Şimdi Akşener, bakın kıl payı eğer ittifaka girmeseydi mecliste olmayacaktı. Çünkü Gül lehine çekilmedi. O üretilen yeni sağın yani muhalefetin de liderliğine oynadı. Olmadı. Yani Muharrem İnce'nin adaylığı aslında Cumhurbaşkanı olacak gibi değil de bir ihtimal eğer Erdoğan kaybederse gibi bir strateji üzerineydi. O yüzden Kılıçdaroğlu burada kaybetmedi. Yani İnce'yi aday göstererek kendi koltuğunda riske etmiş olmadı. Kılıçdaroğlu sadece CHP'nin genel başkanlığına değil bütün bu muhalefetin birleştiren aklın genel başkanı ve liderliğini şu anda oynuyor. Bence işte İyi Parti'ye 15 vekili emanet vermiş olması, İyi Parti'yi borçlandırma siyaseti bence gayet akıllıca bir siyasetti. Biraz Kılıçdaroğlu'nu bence hafife de alıyoruz biz hani kamuoyuna dönük siyasetine bakarak eleştiriyoruz ama. Kesinlikle Kılıçdaroğlu olması gerekir. Çünkü şöyle şunu hatırlatalım yani devam edelim. Yani sandıktan oy almak değil sandık ve bu karşı yeni tarafa iki oy partili kaybettirmek, sistem. İtibar kaybettirmek. Aynen kaybettirmek. Başardı bakın. Yani AK Parti'nin 300 milletvekili çıkaramamış olmaması ama sandık, AK Parti'nin AK Parti'nin yani. Cumhurbaşkanının bu farkındadır da yani izleyenler açısından söylüyoruz. Bunu hafife almaması bakımından özellikle üzerinde durmak istiyorum.
Mesela 7 Haziran'a 3 sene geriye dönelim. AK Parti tek başına idi. %41 oy aldı. Hatta hatırlarsanız o biri de ortadan kaldırıp 60'a 40 orandan bahsetmeye başladılar. Bütün muhalif partileri 60'ın içerisinde görüp AK Parti'yi 40 olarak sayıp 60'ın koalisyonu gibi bir şey dillendirdiler. Peki orada oyunu kim bozmuştu? Biraz önce bunu saymadık, aslında onu da saymamız lazım. MHP bozmuştu. Devlet Bahçeli. Bahçeli bozmuştu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli yine stratejik bir akılla, stratejik bir zekayla bir araya gelerek karşı tarafın oradan bir parça koparmış oldu. Ya MHP de o taraftaydı o zaman. İşte Çin malı başbakanlığı elinin tersiyle itmişti. Kabul etseydi bugün farklı bir tabloyla karşı karşıya olabilirdik. Dolayısıyla aşama aşama Cumhuriyet Halk Partisi bu kaybettirme siyasetinde mesafe alıyor. Hafife alınırsa bir sonraki aşaması daha tehlikeli olabilir. Çünkü bugün bunu hafife almamak gerekiyor. Bugün mecliste oluşan bu aritmetiğin arka planı var. Bu aslında en somut o bileşenleri bir arada gördüğümüz ve çok şaşırdığımız ama mobilize etme kabiliyetini de somut olarak gördüğümüz olay Gezi olayıydı. Evet. Gezi sadece bu ülkede İstanbullular muhalif işte yaşam tarzında neydi, yaşam biçimi ne deniyordu, yaşam biçimi endişesi gibi bir adlandırması vardı. Sadece bundan rahatsız olan insanlar mobilize edildi, Taksim'e çıkartıldı, çıktılar kendi iradeleriyle, ama hani biz orada bir projenin, bir aklın işlediğini de gördük. Türkiye'yi riske edebildiğini de gördük. Ama sonra insanlar evlerine döndüler. Sonra safha safha biz bunun başka kılıklarla biçim değiştirdiğini gördük. Şimdi daha meşru bir alanda meşru yapılarla geliyor. Ama şimdi... Meşru demekten ziyade yasal demek daha belki şey olabilir. Yasal diyelim. Yasal. Ama işte halktan oy aldığı anda meşru hale de geliyor. Evet, evet. Çünkü sonuçta bir meclis aritmetiğini konuşuyoruz. Doğru. Ve halkın verdiği oy tertemiz bir oydur. Birinin bir diğerine üstünlüğü yoktur. Bu meclis aritmetiği oraya giden partilerin, siyasetlerinin ya da vekillerin tutumlarından bağımsız olarak asillerin iradelerini temsil ettiği için değerlidir. Ve bence hani üzerine... Halk iradesinin üstüne söz söylenmemeli, evet. Söylenmez. Ama partileri ve siyasetlerini eleştirebiliriz. Onu eleştiriyoruz zaten. Ben hani bu yeni dönemde Kılıçdaroğlu'nun ne istifa edeceğini ne de başarısız olduğunu düşünmüyorum. Bu yeni sistemde AK Parti ya da Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloku örgütleme, siyasetini belirleme ve çapraz ilişkilerle oy ve vekil hareketini yöneten kişidir. Bir tür trafik polisliği de yapıyor. Aklım ben tamamen ona ait olduğunu zannetmiyorum. Ama o trafik polisliğini yapan kişi olarak Kılıçdaroğlu'nu görüyorum. Ve bence bunu da artık hani pekişti. Hani Gezi'den bu yana, evet, devam eden bir pratikten bahsediyoruz. 7 Haziran'ı unutmamak gerekiyor. Evet, peki aynı soruyu Metehan Demir'e soralım. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu başarısız mı? Ve istifa edebilir mi? Şimdi SMS'lerle, WhatsApp'tan mesajlarla bir sürü iddia geliyor. Anladığım kadarıyla organize bir çalışma da var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın görevi bırakacağı yönde. Demin Turan Hocam da söyledi. Sonra baktım bana zaten kıyamet gibi gelmiş. Şimdi bir SMS daha geldi bu arada. Bu arada ben de bakayım, bana da geldi. Kesin bırakacak. Bir de kesin bilgi yayalım şeklinde bir şey de var. Evet. Tabii şimdi Sayın İnce, Yusuf Hocam dediği gibi seçim kampanyasına iyi bir rüzgar yarattı. 35 dakika evvel de bir tweet atmış. Bu böyle yarım kalmayacak şeklinde. Hala bu konuda iddialı olduğunu, gelecekle ilgili projeleri olduğunu, en azından siyaseten bir şeyi bir yerlere taşımak olduğunu, evet, psikolojisinin yansımasıdır bu. Siz bana güvendiğiniz sürece de ben önünüzden yürüyeceğim şeklinde açıklaması da var. Dediğim, evet, gibi yarattığı rüzgar, insanlarda umudun oluşturulması, kampanyadan yürütülmesi anlamında başarılıydı. Meral Akşener trendini düşürebilecek yegane kişi. Ve bir şey daha söyleyeyim. Ben bugün Mahir Ünal'ın açıklamalarında da var. Ben Muharrem İnce'nin çok olumlu buldum yaptığı öz eleştiriyi, konuşmayı. Benim için de. İyi olan şeyleri bizim bu ülkede artık alkışlamayı, kesinlikle, öğrenmemiz lazım. Kesinlikle. Biz bunu haftalarda bu programda söylüyoruz.
İyiye iyi, kötüye kötü diyeceğiz. Bir de CHP sosyolojisi için çok önemli bir siyaset. Yani şu var bu, ama genel olarak hepimizde de var. Biz hiçbir şeye katlanamıyoruz artık. Yani değil mi? İyiye iyi diyorsak, arada bir adama kötü diyorsun. Bilmem kimin adamısın, biz kimsenin adamı falan değiliz. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı olarak da milletin evladı üzerinden bir siyasetle yürütmek. Yani o açıdan iyiye söylememiz. Ve çok iyi bir öz eleştiri yaptı. Başkalarının başarısı üzerinden değil, kendi başarınızı tesis edeceksiniz. Güzel cümleler. Evet. O nedenle tebrik etmek, takdir etmek lazım. Ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun organize olduğundan da şüphelendiğim, yarın görev bırakacağı, istifa edeceği konuşuluyor cümleleri. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi içinde istifa etsin söylemleri de var. Bence onlar onurlu duruşlardır, çıkışlardır. Böyle sinsi faaliyetler yerine çıkacaksın, söyleyeceksin. Onu söyleyenlere de saygım var. İstemiyorum diyor. Bu da bir demokrasidir. Yani herkes birbirini sevmek istemek zorunda da değil. Fakat mesele, şimdi ben hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın kaynaklarla da konuştum. Oldukça yakın kaynaklarla. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir bırakma niyeti yok. Ve asla olmaz. Yarın bu konuda da bu tablonun ne şekilde bu hale geldiğini, bu tablonun neden böyle olduğuna dair Fadime Özkan'ın söylediği paralelde bazı cümleler sarf edebilir. Nedir bu o? Bu cümlelerde şöyle olacak. Neyi izah, nasıl ki, izah edecek aslında bunu? Yani onların cephesinden değerlendiriliyor. Şimdi herkes Muharrem İnce'nin oyunun 8 puan değil mi? Evet. Yanlış bilmiyorsam. 8,5 puan. 8,5 puan daha fazla oldu. Türkiye genelinde. Ben hani bir gazeteci tarafıyla biz Muharrem İnce ile ilgili bu artı resmi koyduk ama bu taraf bakalım ne düşünüyor diye baktık. Onlar da diyorlar ki hayır. Bu öyle bir şey yok. Onlar Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Hayır öyle bir şey yok. Selahattin Demirtaş'la senin demin dediğin gibi. Hı. HDP'nin arasındaki oy farkını bir köşeye koyarsak kaç puan yapıyor? 3 puan 3, HDP'de 3. var. 3.2 gibi bir fark var. Bir evet. O kadar da şeyde mi var? Sayın Akşener'le İyi Parti arasındaki var. Farka da baktığımız zaman orada da hemen söyleyelim. 2.5 puan. 1.5 daha fazla sanki. Demir hangisi? HDP ile yok, 9.5 İyi Parti. 7.3'e 10. Yani 2.7. 2.7 aşağı yukarı 6-7 puan yapıyor. Yani bu farkları toplandığı zaman aslında Sayın İnce ile kendi oylarının aslında onların taşıdığı nokta olduğu düşünülüyor. Evet. Sayın İnce'nin yani de CHP'nin taşıdığı yere ancak geldiğini söylüyor. Yani CHP'nin ödünç olarak, stratejik olarak verdiği HDP'ye ve İyi Parti'ye gönderdiği oyları CHP'nin oylarını eklediğimizde İnce'nin aldığı oya tekabül ediyor. Evet, yani diyorsunuz. Böyle bir değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla biz bunu bilerek yaptık, kaybettirmek üzere yaptık. Bunu Muharrem İnce de biliyor, bunu kendine yontmasın mı demek istiyor? Yani o cümleyi kullanmadı. Öyle ama, diyordur da yani. Ama Kılıçdaroğlu çalıştı, azından, İnce topladı. Yani böyle diyorlar, yani biz de başarısız değiliz. Eğer 30 başarıysa zaten 30'u biz bu şekilde normalde yakalayacaktık. Tasarlı. Ama oylar ama saha bu şekilde değil öyle yani. Gitti dediler. Hı hı. Tabii ama siyasi retorikte, gerçeklikte bakıldığı zaman herkes önce kendi partisini düşünmeli. Bence herkes önce kendi partisini düşünmeli. Cumhuriyet Halk Partisi bir emanetse, değil mi? Bir Cumhuriyet Partisi ise, tarihe mal olmuş bir değerse, ona göre hareket etmek lazım. Ben kendi şahsi fikrim bir tartışma başlasın diye söylemiyorum ama içimden geçenlerde bazen söylemek istiyorum. Saadet Partisi'nin içinden AK Parti çıkmıştı. Eğer Muharrem İnce böyle bir rüzgar yakaladıysa neden Saadet Partisi'nin içinden çıkan bir AK Parti gibi kendisi CHP'nin içinden çıkan bir AK Parti benzeri yeni bir oluşuma imza atmaz? Ben yani siyasetten hiç haz etmemekle birlikte deneyebilirdim. Ben saha pratiğinden bir örnek verebilirim. Heyecan bu heyecanı devam ettirmek anlamında. Saadet ama deyince Mete Andemir, Saadet açısından da biraz sonra soracağım ama şimdi değil. Bu tur bittikten sonra Saadet Partisi CHP ile ittifak yaparak ne kazandı veya CHP'ye ne kazandı? CHP kazandı. 11 milletvekili kazandırdı. CHP kazandı. Evet, bu da enteresan bir paradoks. Sağ pratiğinden bir örnek vermek istiyorum. Haberler var, gördünüz mü? Turan Kışlak sandıkta 10 saniye bir şey söylemek istiyorum. Yani Batı Anadolu'daki işte Balıkesir'de, Uşak'ta, Afyon'da, Trakya'daki Meral Akşener'e yönelik olan teveccühün Kemal Kılıçdaroğlu'na duyulan husumetten, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı duyulan öfkeden dolayı İyi Parti'ye yönelmiş olan Kemalist oyların tekrardan sahada Cumhuriyet Halk Partisi adayı olan Muharrem İnce'de toplanmış olması yürütülen siyasi mühendisliğin eseri değil. Bana sorarsanız Muharrem İnce'nin seçim meydanlarında göstermiş olduğu performansla alakalıdır diye düşünüyorum. Bazı yerlerde dediğiniz gibi olabilir. Yani belki
orada haklı olabilir. Yani Meral Akşener'in %9'lara kadar, %10'lara kadar düşmesinin asıl müellifi İnce'nin ortaya koymuş olduğu şeydir. Evet, başarıdır. Ama yani o yine de CHP'nin sınırı. Yani o CHP'nin doğal sınırı. Mesela bir MHP'liden oy gelmedi Muharrem İnce ya da AK Partili'den almadı. Kendi doğal sınırlarına doğru genişleyebildi. Muharrem İnce'nin daha fazla alabileceği bir oy var mı? Ve bu oyun mesela HDP'den... Hedefi zaten 35'miş. Kendisi bugün söyledi konuşmasında. Evet, yani evet, bizim hedefimiz tabii. 35'ti dedi. Diğer partiler iyi çalışmadı ya da bekledikleri oyu, bu beklediğimiz oyu alamadılar dedi. Bu da enteresan bir şey değil mi? Yani 50, 60, 51 falan değil. 50 artı 1 değil. 35 hedef ilk turda. Gerçekçi 35. Ama kısmen gerçekçi. Gerçekçi tabii, kısmen gerçekçi. Ama tabii bu... Ya o Türkiye'deki genel tablo var ya, 70'e 30'luk bir sağ sol dengesi. Evet. Onu işte 35 olarak düşünmüş kendince. Ama HDP'nin, Demirtaş'la HDP arasındaki oy farkının da doğrudan oraya geçtiğini de somut olarak görebiliyoruz. Yani Demirtaş'ın aldığı oyla HDP'nin aldığı oy arasındaki farkın İnce'ye gittiğini biliyoruz. Yaklaşık 3 puanlık farkı. Ve mesela çok somut olarak gördük Diyarbakır mitinginde. CHP'nin bir orada standardı var. Diyarbakır'dan %1 alıyor. 1.2 gibi bir şey alıyor. Yani şunu mu demek istiyorsun? Ama yani büyük miting yaptı. HDP'den de Muharrem İnce'ye stratejik oy mu gitti demek istiyorsun? Elbette. Yani buna çalışıldı. İşte az önce benim de söylediğim Metehan'ın da hani aktardığı şey bence bu. Yani bu altyapıyı Kemal Kılıçdaroğlu çalıştı. Sen de bu taraftan mısın? HDP'den de Muharrem İnce'ye stratejik oy gitmiş midir? Ben tam o kadar o kanatta değilim. Yani Muharrem İnce'nin rüzgarı ayrıydı. O başka bir tarz kullandı yani. O çünkü mesela bugünkü basın toplantısında da Demirtaş'a özgürlük dediniz işte, değil mi? Evet, öyle demedim dedi. Ben böyle bir şey kullanmadım dedi. Duymadım ama kullandığının videolarında herkes hemen arşivden bulup şimdi, çıkardı. O söylemlerindeki ama şeye bakıldığı zaman öyle bir Dolan başta doğrudan söylemedi de Dolan başta söyledi. Turan Kışlakçı bize muhtıra vermeden isterseniz geçelim. Biraz evet. Soruya istersen şöyle diyeyim. Ben HDP içinde şunu gördüm. Muharrem İnceciler ve Erdoğancılar diye ikiye bölünen bir tayfa gördüm. Nasıl, bir daha söyle. HDP içinde. Erdoğancılar ve Muharrem İnceciler diye. HDP içinde. Evet, HDP içinde. Ama HDP'li bunlar. Bunlar HDP'li. Bu nasıl, bize izah eder misin? Şöyle. Tabii bunlar az bir grup ama şunu Cumhurbaşkanlığı sonucu seçim, etkileyebilecek bir grup. Evet, etki. Bir kısmı İnceciler, biz Muharrem İnceci desteklemeniz diyen HDP'li bir grup vardı ve buna karşı çıkanlar da. Hatta bu HDP içinde seçim öncesi ciddi tartışma konulardan bir tanesi. Bunu HDP'lere yakın ve görüştüm insanlar söylüyordu. Hatta bazıları biz Erdoğan'ı seçecek partide kendi partimize ama... Ya diğer, milletvekilinde HDP'yi verecek peki, Cumhurbaşkanı'nda evet, bir kısmı İnce'ye bir kısmı şimdi Erdoğan'a. Inanıyor. Şimdi HDP içindeki muhafazakar kesim şuna inanıyor. İnce, Meral Akşener bunlar hani Kürtleri hep arkadan vuran, her ne kadar iyi görünmeye çalışsa bile... kendilerini sevdirtmeye çalışsalar bile hiçbir zaman o kendi halklarını sevmeyen birisi olarak görüyorum. Fakat Erdoğan yalnız şöyle, Erdoğan merttir, kızsa bile mert kızar. Yani hani yüze söyler. Fakat Kürt sorunu ve bu anlamda bunu çözebilecek Türkiye'de tek kişi varsa o da Erdoğan'dır diyenler. Hatta şöyle ayrılışım var mesela. Bunu hakikaten ciddi bir, bu ciddi bir tartışma konusu. Apocularla Selocular mesela. Selocular İnce yanlısı. Apocular? Apocular Erdoğan. Az bir grup olsa bile. Yani şöyle daha doğrusu biraz daha aşağı indirirsek. Leyla Zanacılar Erdoğan'a yakın. Diğerleri İnce. Şimdi bir tartış bu HDP'nin... Ya bunu şöyle demek daha doğru olur herhalde. Konusu. Çözüm sürecine destek olanlar evet. Erdoğan'a evet. Çözüm sürecine karşı çıkan... HDP'liler evet. Erdoğan'ın İnce'ye. Hatayı da biz yaptık. Selahattin Demirtaş yaptı. En büyük hata ondandı. Bugün bu sürece AK Parti'nin hani bize kızgınlığının müsebbibi de tamamen Selahattin Demirtaş ve ekibinin özellikle dışarıdan aldı. Nereden emir aldıysa. Ondan kaynaklanan bir şey. Bu yapılan bir tartışma. Önümüzdeki günlerde HDP'nin ana tartışma konulardan bir tanesi bu. Kesinlikle. Bir örnek daha vereyim. Şimdi HDP hani Kürt kimliğiyle öne çıkan bir parti, öyle değil mi? Fakat bu dönemde Kürt kimliğiyle HDP'ye giren milletvekili sayısı 28. Ha, enteresan bir şey söylüyorsunuz. Diğerleri? Diğerleri tamamen. Çünkü işte HDP'nin, Arap var. HDP'nin 67 milletvekili var. Kaç dediniz? 28 mi? Evet, 28.
Yani 39'u milletvekilinin, evet, 39'u Kürt kimliği olmayan. Ama HDP zaten bir Kürt partisi değil. Hasip Kaplan'a göre partisiyim değil, diyor değil. Ama evet, yani 7 Haziran'dan itibaren marjinal Türk solunu kapsayan bir partiden bahsediyoruz. Var. Kürt partisi diyemeyiz. Yani. Kürtler bu seçimde, dikkat edin, aslında AK Parti orada oy kaybetme durumu daha çok konuşuluyordu birçok. AK Parti kaybetmedi. Kaybetmediği bazı yerde biraz yükseltti. HDP'nin de azaldı bölgede. HDP'nin azaldı. Aslında AK Parti şunu gözüküyor. AK Parti daha da yükseltebilir o bölgede. Çünkü orada o bir yanlış. Bir tık yükseldi bu seçimden zaten. Sonra burada, bence bu önümüzdeki bu konu günlerde değişmeden şeyleri söyleyeyim mi? Sıcağı sıcağına. Oylar 1 Kasım'a göre mukayese edildiğinde ne yönde? Mesela Diyarbakır, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Tunceli'de HDP'nin oyları hep düşmüş. Evet. Oranları da söyleyelim. Diyarbakır'da 70 küsuratlar okumuyorum. Diyarbakır'da 71'miş 1 Kasım'da, 65'e düşmüş. 6 puanlık düşüş var. Evet, Van'da 64'ten 59'a, Hakkari'de 81'den 70'e 11 puan düşmüş. Şırnak'ta 83'ten 70'e 13 puan düşmüş. Mardin'de 67'den 59'a ki 18 puan düşmüş. Batman'da 66'dan 62'ye 4 puan. Siirt'te 57'den 51'e 6 puan. Bitlis'te 48'den 42'ye 6 puan. Muş'ta 60'dan 48'e 12 puan. Ağrı'da 66'dan 62'ye 4 puan. Iğdır'da 51'den 43'e yaklaşık 8 puan. Tunceli'de ise 54'ten 51'e. Düşen tek yer Siirt olarak gösteriliyor o bölgede. O da yalnız siyaset, yani buna bağlayabiliriz. Bunun kim? Şimdi şu var. Atar Bey, zikrettiğim şey şu. HDP'de bu dönemde birçok insanın söylediği şey şuydu. Aslında bütün oylarım, hatta HDP içindeki bile %50'ye yakını AK Parti'ye kayabilirdi. Eğer aday konusunda iyi bir seçim yapılmış olsaydı, bu bile konuşuluyor. Önümüzdeki günler HDP içinde ciddi bir öz eleştiri olacak. Biraz önceki oranlar varmış, ekranda da verecek. Siz anlatmaya devam edin isterseniz. Evet. Ekranda önümüzdeki günlerde her parti kendi içinde öz eleştiri yapabileceği gibi HDP içinde de ben bu tartışmanın başlayacağını, Türkiye'nin yeni dönemde, bakın HDP içinde dedi ki yani kim? Evet, ekranda da geliyor şu anda İl İl HDP'nin. Çünkü Siirt'te 2'ye 1'di. AK Parti 2 alıyordu. Hatta daha önce 3'tü. AK Parti ilk dönemler 3'tü, sonra 2'ye düştü, şimdi ilk kez 1'e düştü. Cumhurbaşkanı ilk milletvekili oldu. Evet, ilk milletvekili oldu. Daha önce 3'tü, sonra 2'ye düştü, şimdi 1'e düştü. Burada tabii Siirt'in şeyi farklı, çünkü Arapların fazla yaşadığı bir yer, evet. Araplar var, bu Kürtler ekrandaki var. Değerli seyirciler, 1 Kasım seçimleri. Sadece Siirt'te düştü, diğer bölgede de arttırdı. Diyarbakır'da, diğer bölgede de arttırdı. Şimdi AK Parti'nin şunu izlemesi gerekiyor, bu yeni Turan hani mefhumunu yeni bir ülke oluşturacak ya, bu ülkeyi artık kimliğin ötesine taşımalı. Çünkü Türkiye'de kimlik siyaseti bitiyor aslında. Çok güzel bir tespit. Bu MHP açısından da öyle, HDP açısından da böyle. HDP şu anda kullanıyor onu, Kürt. Kürtler kimlik, bunu Türkiye'de gör. Kimlik siyaseti bitiyor. Bitti, kesinlikle. Ne dünya siyaseti başlıyor? Alper Bey, bütün dünyada şu anda yeni kimlikler üzerine konuşuluyor. Artık bunu farklı kimlikler üzerine konuşuyor dünya. Artık eski bildiğimiz o dil eksenli. Yani etnik kimlik üzerine siyaset mi bitiyor? Evet. Demek etnik, evet, etnik şey üzerine siyaset. Ama bütün tırmanan yani bir milliyetçi dalga da var. Evet, yeni bir milliyetçi, ama bu milliyetçi dalga farklı. Etnisiteye dayanmıyor. Etnisiteye dayanmıyor. Yeni bir ruh, yeni bir farklı bir şey. Bu dünyada da tartışılan bir konu ve Türkiye'de de bence son seçim buna getirdi. O ama, halde bunu iyi okumak lazım. Ama CHP'de daha önce Kürt sorununun adını hiç anmayan bir CHP, ilk kez Kürt sorununun çözümüne dair seçim beyannamesinde bir şey koydu. Terörle mücadeleyle ilgili bir şey koymadı. Evet. Bu da tam kimlik siyasetinin bittiği bir dönemde CHP'nin yine eski Türkiye'ye gecikerek gelmesi de bir stratejidir ayrıca. Evet, bir şey söyleyeyim. Aslında Türkiye'nin şu anda bence CHP'nin de dikkat etmesi gereken sıkıntı şu. Türkiye'de bir terör var. Bence bu terörü reklam ajansları ve anket şirketleri tetikliyor. Nasıl yapıyor? Nedir bu? Şimdi CHP'ye baktığımda aslında halka indiğinizde, bakın halk arasında ciddi bir sıkıntı yok. Ne kimlik anlamında, ne diğer anlamda. Yani herkes sağcı, solcu, liberal, bu anlamda bir tartışma yok halk arasında. Fakat Türkiye'de bir kesim, yani 2013'ten beri bir reklam ajansları grubu var ve bunlar belli elit tabakaya ve belirli iş adamları gruplarına ve belirli partilere, bunların başında CHP geliyor,
Verdikleri farklı yorumlarla Türkiye aslında teröre, kine, nefrete onlar tetikliyor. İsim vermeyeceğim. Birçok isim. Çünkü oturup tartıştım, konuştum. Özellikle şunu hani bir tabaka konuşuyor. Nişantaşı'nda oturan, hafta sonu işte Avrupa'da tatilde geçiren, gelip burada CHP'ye ya kardeşim sizin yapmanız gereken şey şu, işte şunu yapacaksınız. Erdoğan karşıtlığı üzerinden. Şu karşıtlığı. Çünkü Avrupa'dan alıyor bunlar. Bence Muharrem İnce biraz bundan kurtulduğu anda oyunu evet. yükseltmeye başladı. Bu kesimi... Ya bundan çünkü, kurtulmasının işareti olarak bu dini, İslami söylemlere ağırlık vermesini mi kastediyorsunuz? Değil. Bakın son bugünkü konuşmasında bile işte beni yönlendirmeye çalışan gazeteciler işte bazı şeyler falan dedi. Aslında işaret bir şeyini verdi diyebiliriz. AK Parti'nin bence başarısı burada. AK Parti her seçimde kendi anket şirketini, reklam şirketini değiştiriyor. Yeni bir grupla çalışıyor, yeni bir ruhla. Bu çok önemli bir şey. Yeni bir kavram. Çünkü aynı şirkette düşünün çalışıyorsunuz. Size yeni bir şey üretmiyor. Ya Muharrem İnce'nin şeyi var ya, 7 defa bir doktora gitseniz yanlış teşhis koysa 8. defa gider maalesef misiniz? Maalesef bu. Bence CHP'nin yapması gereken başarı arıyorsa ileride. Yani o zaman Muharrem İnce doğru teşhisi yaptı mı demek kesinlikle istiyorsunuz? Kesinlikle bence yaptı ve bu reklam, ben buna şey diyorum, reklam ajansları terör neden? Çünkü Türkiye'de bunların kayrekser etti. Birçoğunu biliyoruz, tanıyoruz. Bu reklam ajansından kastınız siyasi reklamlar yapan ajansları mı kastettiniz? Siyasi kampanyasında yöneten. Yoksa deterjan, bisküvi reklamları hayır, falan. Onlar değil tabii. Onlar kastetmiyoruz. Burada gerçi bisküvi reklamında çalışan, da tartışmalar çıktı da. Siyasete yön vermeye çalışan ve anket şirketlerine bakın benzeri bir söylemi onlar da aslında tetikliyor. Bunun üzerine Türkiye'nin bence önümüzdeki günlerde tartışması gereken önemli konulardan bir tanesi diye görüyorum. Şimdi şu var, CHP'ye girirsek iç içe. Ben CHP'nin genetiğinin değişeceğini düşünmüyorum. Zaten CHP'nin büyümemesinin önündeki en büyük engel de o genetik yapının hala. Bugün dünya değişti, bütün söylemler değişti, CHP'nin söylemi değişmiyor. Dönüp dönüp hala gitmişte muhafazakarların düştüğü bir psikolojiydi o. Kendini azınlık görür, Türkiye'nin dışında görürdü kendini, Türkiye'ye sahiplenmezdi. Muhafazakarlar bundan kurtuldu. Ama ya, söylemini, siyasetini değiştirmek Atatürk'ten, Kemalizm'den vazgeçtiği hayır, şeklinde algılanacağını zannediyorlar. Evet, işte onların anladığı şey o. Halbuki siz Kemalizmi de revize edebilirsiniz. Diğeri, yani Mustafa Kemal olsaydı bugün, hani deniyor ya, bu en Atatürkçü olanlar bile ifade ediyor bunu. Farklı bir, hani Batı'nın bugün gittiği trend farklı. Hani bugün Batıcıyım diyorsun. Çünkü CHP'nin en çok oynadığı konulardan bir tanesi. Mustafa Batıcı Kemal olmak. Pragmatik aslında. Evet, bir taraftan savaşı kazanıncaya kadar, siyasi mücadeleyi kazanıncaya kadar hilafet ve saltanatı korumak evet. ve kurtarmak için mücadele ettiğini siyaseti söylüyor. Ortada, ama savaştan sonra saltanatı da hilafeti de bizzat kendisi kaldırıyor. Evet, şimdi şunu diyebiliriz artık açık bir şekilde. Türkiye'de asıl muhafazakar parti CHP. Yenilikçi Parti AK Parti. Tıpkı ilk kurulduğu günden beri. Peki CHP bundan sonra ne yapabilir? Burada Metehan Bey'e ben kaldırıyorum. Üç teori, senaryo var konuşulan CHP ile ilgili. Birincisi kavga olacak ya Kılıçdaroğlu ya da İnce birisi kazanacak partinin başına geçecek. İkinci senaryo asıl Metehan Bey'in üzerinde durduğu konu. İnce bu kavganın içine girmeyecek yeni bir parti kuracak. Benim ağırlıklı olarak düşündüğüm konu da bu. Ve İnce'nin böyle bir şeye yöneleceği. Çünkü eğer yeni bir dalga, yeni bir muhalefet ruhu oluşturmak isteniyorsa Türkiye'de, bence eski klişe sözlerden ve kavramlardan, Erdoğan düşmanı üzerinden yeni bir dil oluşturmak lazım. Burada Saadet Partisi'nde kınadığım noktalardan bir tanesi bu. Ya Saadet'in geçmişteki en büyük başarısı Erbakan'ın sık sık dile getirdiği şey ahlak ve maneviyattı. Ahlak ve maneviye bıraktılar, ekonomiye yöneldiler. Aynı söylem. Şunu durduracağız, şunu engelleyeceğiz. Bu söyleme döndü. Ya senin bütün başarın değerler üzerinden konuşmandı. En büyük başarısı buydu Saadet'in gitmişten beri. Ve bunu koruyor olması bile ona büyük bir başarı sağlıyor. Ama temsil ettiği bir değer kalmadı ki artık Saadet Partisi. Eyvallah. Eyvallah. İşte şimdi tartışması, Saadet'in de oturup tartışması gereken nokta bu bence. Artık ben çünkü onu kaybeden, kazanan ve kaybedenler şeyine koymuyorum ben. İşçi Partisi'nin kazandı mı kazandırdı mı Saadet Partisi? Kazandırdı ortada çok açık bir şekilde. 11 milletvekili. Fakat kendisi açısından kaybetti. 11 milletvekili mi kazandı? 11 milletvekili CHP'ye kazandırdı. Yani Saadet'i Saadet yapan bütün söylemlerden ayrıştı. Yani peki CHP'ye 11 milletvekili kazandırdıysa kendisi ne kazandı? 3 evet, milletvekili. CHP listelerinden 3 kişi girdi. Evet. Meclise. Doğru.
Altantan'ın falan, evet. Saadet Partisi'nin kontenjanı. Diğerleri kimler? Üç, biliyor musunuz? Benim bildiğim Altantan var içinde. Diğerbakır'dan o seçilmiş. Bir de kim var? Sare Bağcı oldu mu bilemiyorum. Efendim? Profesör Doktor Emre Bağcı vardı, üniversite hocası. O da CHP adayları arasındaydı Saadet'in. Üçüncü senaryo da şu. Konuşulan mesela hani CHP'li için tabii ne kadar bunu ince kabul eder mi etmez mi mesela. Hani Cumhurbaşkanı'nın geldiği başarı noktası ne? Belediyecilik, daha sonra Cumhurbaşkanlığı. Bu trende yine Kılıçdaroğlu parti başkanlığını yapsın. İnce de bir büyük şehrin belediye başkanı olsun ilk başta. İstanbul'un adı geçiyor. İstanbul, söyleyeyim. Ankara olsun. Daha ama şöyle değerlendirmeler işte, de var. Cumhurbaşkanlığı sürecinde yine istifa edip AK Parti için geçerli olan süreç Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli olacak anlamı çıkmaz, evet, ama. İstanbul, evet, açısından şu... AK Parti taklidi üzerinden konuşuyoruz ya. Çünkü CHP'nin şu anda başarıya odaklandığı nokta AK Parti'yi taklit etme. Çünkü İnce'nin bütün söylemlerine baktığınızda, hatta müziği, arka fonlar bile, reklamda kullanılan şeylere bile baktığınızda AK Parti'nin birebir neredeyse aynısı diyebileceğiniz yani şey. Yani şu mudur? Sayın Erdoğan İstanbul Belediye Başkanlığı'nı aldı. Oradaki icraatlarıyla seçilmiş, kendini gösterdi. Sonra işte cezaevine girmesini saymazsak partiyi kurdu ve tek başına iktidar oldu. Dolayısıyla Muharrem İnce de İstanbul Belediye Başkanı şey, olur, o büyük kalabalık, bu yolu takip ederse göre o da başarılı olur gibi bir şey mi? İşte, evet, öyle. Fakat bu noktada şu değerlendirmeyi yapanlar var. 16 Nisan referandumunda geçen sene İstanbul 48'di galiba referandumda. Dolayısıyla evet, beklenenin 50'nin üstünde olması gerekirken altındaydı. Dolayısıyla bu CHP'de bir umuda yol açmıştı. Ancak dünkü seçimler itibariyle baktığımızda %50'nin biraz üzerinde, %50 civarında bir oya tekrar getirildiğini görüyoruz. Bu da Muharrem İnce veya CHP'nin kuracağı hayali ortadan kaldırdığına dair yorumlar da var. Çünkü evet, Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da çok etkin bir kampanya yürüttü. Bunlar senaryolar evet, konuşuluyor ama bence en güçlü senaryo İnce'nin ayrılıp yeni bir parti kurma. Ki yakın çevrelerinde de zaten İnce'ye yakın çevreler de bunu dile getiriyor. Zaten Kılıçdaroğlu'yla kavgaya girmek yerine yeni bir parti. Çünkü CHP önümüzde engel. Eğer bir söylem değiştirilecekse CHP'nin söylemini değiştiremezsiniz. Burada Metin Demir'e soralım mı? İnce'nin kullandığı bütün yakın, söylemler. Çok yakın çevre bu konuda ne düşünüyor? Yok ya, hesabı da ben. Yani Muharrem İnce'nin ayrılıp başka bir parti kurma ihtimali söz konusu olabilir mi? Şu an tabii gündemde olduğunu sanmıyorum. Ben sadece bir beyin cimnastiği anlamında evet, söyledim ama konu mutlaka zamanı geldiğinde tartışılır, konuşulur. Fakat hani Cumhuriyet Halk Partisi dediğim gibi çok Türkiye için de bir değerdir. Herhalde yöneticileri en doğru şekilde hareket edecek. Fakat ben şu an için İnce'nin kafasında böyle bir şey olduğunu bilmiyorum en azından. Ama evet, sanmıyorum da. Bu köprünün altından daha çok su akar. Önce biz taşlar yerine evet, oturur, kartlar tekrar dağıtılır. Şimdi önümüzdeki günlerde eski kıdemli isimler devreye girer, bir sakin olun der, abilik görevlerini yerine getirirler. Ondan sonra da bakılır. Ama Kemal Bey hemen seçimlerden görevi bırakır mı? Ben sanmıyorum. Hani aldığım duyumlar çerçevesinde. Onu söylediniz biraz ama zaten. Ama şu an için ben İnce'nin hemen devreye gireceğini sanmıyorum. Çünkü evet, parti kurar. Tabii biz bunu hani bekara karı boşamak kolay diye bir laf var. Biz oturduğumuz yerden kursumu uzunuyoruz ama parti kurmak demek aynı zamanda evet, teşkilat, evet, maddi güç, evet, çeşitli imkanlar, bunları da tesis etmek lazım. Hani kurdun, kuruyorsun gibi anonim şirket kurmuyorsun. Onlar zamanla değerlendirilir. Fakat biraz daha köprünün altından su akmasını bekleyeceğiz. Şu tarihte zaten Kemal Bey'in de ben kısa sürede görevi bırakacağını sanmıyorum. Bir açıklama yarın yapabilir. Yarın Meral Akşener'in açıklaması var. Kemal Bey'in açıklaması olabilir. Yarın açıklamalarla dolu. Bu haftayı zaten bir öz eleştiriler, açıklamalar, gazetecilerin sorularına cevap vermenin vereceği sıkıntılarla geçireceğiz. Gelecek hafta biraz daha yani belki görebilecek. Yani ben oturup eklemede bulunabilir miyim? Bu arada konuyu şöyle de, bitti mi sizinki? Evet, bitti. HDP açısından ve Selahattin Demirtaş bakımından da olaya biraz bakalım. Ben bir ilave yapayım o zaman. Tabii. Ondan sonra sualinize geçeyim. Yani galiptir bu yolda mağlup stratejisi Muharrem İnce'nin heyecanlandırmış olduğu CHP tabanını mutlu etmiyor. Kemal Bey istediği kadar biz uyguladığımız stratejiyle mağlup da olsak galip çıktık stratejisi heyecanlanmış o kalabalıkların evet ya Adalet ve Kalkınma Partisi meclise çoğunluğunu yitirdi. Biz de galibiyetten mutlu olalım şeklindeki bir ruh haline bürünmesi mümkün değil bu andan itibaren. Ama
en önemli suallerden bir tanesi de şart. Mutlu olmasa ne yapacak ki? Yani mutlu olmuyor ama yine gidip o partiye oy veriyor. Mutlaka veriyor ama yani Muharrem İnce ile birlikte bir avantaj yakalayabileceğine inanıyorsun. Evet. Çünkü mesela Muharrem İnce bugün diyor ki 30 gün içerisinde %30'u bulduk. 500 gün çalıştığımız takdirde %50'yi bulacağız diyor. Böyle bir ümidi var ve bunu seçim meydanlarında yürütmüş olduğu etkin kampanyayla da o meydanı dolduran insanlara bir ümit oldu. Öyle ya da böyle. Burada sorulması gereken önemli bir sual daha. Kemal Kılıçdaroğlu partisinin %22.7'lere düşmüş olan oy oranıyla 9 seçim kaybetti. Bir 9 seçim daha kaybetse mevcut delege yapısıyla Kemal Kılıçdaroğlu görevden uzaklaştırılabilir mi? Bunu istifa etmediği takdirde. Tabii ki Muharrem İnce ne diyor? Bu partiye hangi yollardan gelineceği belli, hangi yollardan gidileceği belli değil. Bu benim için de geçerli diyor. O da belli aslında. Kasetle gidebiliyor. Bravo. Güzel. Dolayısıyla ben bu delege yapısıyla da Kemal Bey'in şartlar ne olursa olsun partiden uzaklaştırılmasının, parti liderliğini Muharrem İnce yönünde delege oyuyla değiştirilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Evet, HDP biraz önce gerçi konuştuk biraz. Yani HDP'nin oyuyla Selahattin Demirtaş'ın oyu arasındaki farkın büyük ölçüde CHP'den giden stratejik oylarla olduğunu düşündük. Ama HDP'liler de böyle düşünüyor mudur acaba? Ya valla şimdi şeyler önümüzde, istatistikler önümüzde. İşte İstanbul'da %12,5, İzmir'de %11 alması, hatta HDP'nin Edirne, Tekirdağ, Aydın gibi Cumhuriyet Halk Partisi tabanının çok iyi olduğu illerde dahi milletvekilliği seçimlerinde oylarını arttırmış olması bunun net ve bariz göstergesi. Bir diğer husus da yurt dışı oylarla ilgili. Ben önümüzdeki dönem içerisinde Halkın Demokrasi Partisi'nin meclise girmesine aslında çok da soğuk bakmıyorum. Ama bunun bir takım yan sonuçları olacaktır. Bu vakitten sonra HDP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin zamanında yürütmüş olduğu asimilist politikadan ne kadar şikayet edebileceğini Cumhuriyet Halk Partisi'nin edebilir de... Edebilir mi ki? Ne kadar diye soruyorsun. İşte bu vakitten sonra edemeyeceğine ama bunun öncesinde Sırrı Sakık'ın Ağrı Seçim Meydanı'nda yapmış olduğu Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye atılan slogana vermiş olduğu cevap hepimizin malumu. Bir kere bir paradoks i̇şte yok Leyla mu? Zana olayı da oradan geliyor. Çünkü şöyle Leyla bir paradoks Zena ekolu... yok mu? Yani Kürt meselesi var ise bu memlekette. Bu Kürt meselesinin temeli nereye dayanıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetine dayanıyor. Ve siyasetine evet, dayanıyor. Sadece tek parti şimdi dönemindeki o zaman, siyasetine de değil. O zaman, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... Bu Kürt meselesinin temellerini atan partiyle siz gidip stratejik işbirliği yapıyorsanız ondan da şikayet etme hakkınız kalmaz. Bunu söylemek istiyorum. Bu sınanacaktır önümüzdeki süreç içerisinde. Öbür taraftan baktığımızda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bundan sonra ortaya gelebilecek demokratikleşme paketinde yapabileceği işte Adalet ve Kalkınma Partisi ülkeyi satıyor, işte ülke PKK'ya devrediliyor şeklinde yapılmış olunan beyanatlar var. Hatta Muharrem İnce'nin kendi listesinden milletvekilliğine taşıdığı Altan Tan'a yönelik olarak mecliste yaptığı konuşmada siz buraya PKK kadrosundan gelmişsiniz diye yapmış olduğu konuşmalar var. Dolayısıyla bu noktadan sonra sınanan sadece HDP değil aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı olacaktır. Saadet Partisi ile olan ilişkisine baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Saadet Partisi ilişkisine mesela ben Temmuz ayı içerisinde Sivas'taki yakılarak öldürülen masum insanların faturasının önümüzdeki anma döneminde de Temel Karamollaoğlu'na kesilip kesilmeyeceğini çok net ve yakından izleyeceğim. Temel Bey'e bu fatura kesilmeye devam edilecek mi? Edilmeyecek mi? Dolayısıyla bugüne kadar bu seçim kampanyasında benim noktayı nazarımdan herkes olduğunun tam tersi gözükmeye çalıştı. Muharrem İnce daha muhafazakar tabana yönelik söylemler geliştirmeye çalıştı. Bunun zararı var mıydı? Şimdi siyasi olarak samimi olup olmadığını ben bir tarafa yani bırakıyorum. Yani bir zararı yok. Ben samimi olduğunu düşünmüyorum. Bir zararı var mı? Hani mala davara zararı var mı diye bir söz var yani ya. Yani bir zararının olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin normalleşmesi bakımından ben yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani samimiyetini bir tarafa bıraktım. Ben de samimi olduğunu düşünmüyorum ama bunun normalleşmesi hayatın bir akışına uygun hareket olduğunun herkes tarafından kabulünü
Yani bundan ben bir gocuntum yok ama şunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede sergilemiş olduğu güçlü liderlik, elbette ki bunun bir zararı yok ama İstanbul'un Cumhuriyet Halk Partili il başkanını iftar sofrasında oturtabilmiştir. Bunu net olarak ortaya koymak lazım. Dolayısıyla bir sonraki Ramazan'da kuşkusuz benim en merakla takip edeceğim hususlardan bir tanesi Canan Hanım'ın tekrar iftar sofrasında oturup oturmayacağı şeklinde timeline'ımı ona göre ayarlayacağım. Hiç önemi yok bunun. Bir daha oturup oturmayacağını hiçbir önemi yok. Evet. Ya, ama bunlar geri dönülmez eşikler açtırıyor topluma. O açıdan o önemli. O açıdan söylüyorum. Tabii ben. O açıdan önemli ve yatsınmaz. Toplumsal faydası var bunun yani. Evet. Zararı yok. Dolayısıyla mesela bu vakitten sonra HDP üzerinde sınanacak olan hususlardan bir tanesi de her ne kadar çukur savaşlarının işaret fişeğini atıp herkesi bulunduğu çukurda direnmeye çağırıp herkesin evlatlarına ölümü göstermeye çalışan Selahattin Demirtaş'ın bugün cezaevinde yapmış olduğu açıklamalarda aslında biz hiçbir şekilde çukur savaşlarını savunmadık, çukur savaşlarından yana olmadık fakat medyada kendimizi duyuramadık şeklindeki söylemleri var. Biz bunların hakikat temelli olmadığını ama biliyoruz. Ama bunu cezaevinden duyurabiliyor o medyaya. Tabii biz bunların hakikat olmadığını da biliyoruz. Dışarıdayken ama duyuramamış. HDP açısından da bir sınanma noktası. Tamamlayalım bir çünkü Türkiye Partisi, az bir vaktimiz tamam, kaldı. Bir Türkiye Partisi bir olma istiyorum. Noktasında bir şans daha tanınmıştır HDP'ye. Önümüzdeki süreç içerisinde HDP'nin bir önceki seçimler sonucunda parlamentoya gelip yaratmış olduğu ortamın aynısını mı yaratacak yoksa daha da Türkiye'lileşmiş bir parti olarak mı karşımıza çıkacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz diye düşünüyorum. Evet. Çok hızlı başlayıp ben soru sormayayım. Birkaç olayları yani konuyu evet tamamlayan şeyler olursa az birkaç dakikamız kaldı. 5 tamam, dakikamız falan kaldı. Çok hızlı bir şekilde başlayayım yine ben. Yetmedi. Yine yetmedi. Evet. Muharrem İnce ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Muharrem İnce kendi başladığı nokta itibariyle başarılı bir siyaset yürüttü ve CHP'de ki o tabanı hareketlendirmeyen, heyecanlandırmayan, üzeri bir ölü toprağa serpilmiş gibi duran alanı hareketlendirmeyi başardı. Büyük bir heyecan ve beklenti ve hatta Cumhurbaşkanı seçilme beklentisini o kadar yakın hissettirdi ki insanlara, büyük bir hayal kırıklığı da yaşandı. Yani dün akşam çıkıp konuşmamış olması, sonucun böyle olması. Ama CHP tabanı uzunca bir süredir işte bu hani iktidara çok uzak olma ve iktidara ulaşamama duygusunun yarattığı bir depresyonu yaşıyor. Gezi'nin yarattığı büyük hayal kırıklığı, Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hiç alt edemeyeceği hissiyatı, bu uzun sürdü ve en tuhaf ve bence CHP çevrelerinin yoğun olarak üzerine düşünmesi gereken şey şu: yaşadıkları toplumu, Türkiye gerçeğini ve siyasetini sadece bir açıdan takip etmenin yarattığı sıkıntılı bir durum var. Bir fanusun içinde yaşıyorlar. Bir fanus, yani CHP medyası, CHP çevreleri, entelektüel çevreleri vesaire insanları tuhaf, şizofrenik bir ruh haline sürüklüyor. Evet. Bugün, yani dünden itibaren hani bu buharlaşan oy yapmışlar. CHP tehdit oyları aldı, buharlaşıyor. İnce'yi tehdit ettiler, karısını evet rehin almışlar gibi. Bugün yani Muharrem İnce ilk açıklaması, yani kamuoyunun karşısına geçer geçmez yaptığı ilk açıklama, tehdit almadım, bir yere kapatılmadım dedi. Çünkü buna inanan bir tabanı vardı. Bunu yayan bir iletişim ağı var. Tam bunu bu yapan çok belli ciddi bir sorun. CHP'lerin de bu oyuna düştüğünü düşünüyorum. CHP'nin içinden bu kadar aklını yitirmiş insan yoksa yok. CHP'nin bu oyuna düşüyor o çevre olması de yapıyorlar. O çevre hangi çevre? Kim? Yani Metan Bey, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkası olabilir, bilmiyorum ama Türkiye'yi çok iyi manipüle eden gruplar var. Gruplar var. Bakın çok ama profesyonel bence çalışıyorlar. Bu grupların olup olmaması çok önemli değil. CHP tabanının bu tür yanlış bilgi geldiği zaman direnç İnanmaya gösterebilme çok becerisi doğru olmalı. Yani buna bu kadar meyyal olma hali sorunlu bir şey ve bu sadece CHP'lilerin sorunu değil, bu Türkiye'nin bu bir sorunu. Bu aşılmalı.
Bu üzücü bir durum. Her cenahta yaşanıyor benzer olaylar. Ama hani CHP'de çok somut olarak görünüyor. Bugün Sanem Altan'ın bir tweetini gördüm. Yani biz buna inanmıştık. Neden böyle? Demek ki biz bu toplumu tanımıyoruz gibi bir yakarışı vardı. Yani bu bunun bir gerçekliği var. Steril bir fanusa kapatılmış vaziyette. Çünkü başka bir işte haber, medya, gazete okunmuyor. Bir ön yargıdan kaynaklı ve yaşanılan toplumda tanınmıyor. Bu bir sorun ama Muharrem İnce'nin bugün yaptığı konuşmayı özellikle önemsiyorum. Yani buna inanmayın, bunun bir gerçekliği yok. Başarı o şekilde gelmez, çalışacağız, daha çok çalışacağız dedi. Bence önemliydi. Parti yönetimine de oradan tek başıma partiye bir yön veremem diyerek de aslında talip olduğunu, genel başkanlığa talip olduğunu yetki bir verin, anlamda anlamında. Yetki verin, ben bunu değiştiririm iddiasını ortaya koymak istedi. 3 dakikamız kaldı, 1,5 dakika daha arkadaşlar. O zaman diğerlerine hiç girmeyeyim çünkü Demirtaş'la tamam. Ve diğerleriyle de ilgili söylemek istediklerim tamam. Vardı ama arkadaşların hakkına tamam, girmeyeyim. Tamamlayıcı tabii, olarak. Bugün yani vakit kalmadı, ben de çok süratli söylüyorum. Akşener, Sayın Meral Akşener'le İYİ Parti durumu da konuşabilirdik ama o da ayrıca bir süreçtir. Burada belki bir taktiksel durum söz konusu diyorlardı. AK Parti özellikle İnce'ye yoğunlaştı. Onu işte muhatap almadı. Onunla yürüdü. Çekişmeyi o eksende yürüttü. Akşener aslında ilk başta değil mi? Daha esas bir Cumhurbaşkanlığında büyük aday, büyük rakip olarak görülüyordu. Bir dengeler değişti. Herhalde yarın Sayın Akşener de öz eleştirisini yapacaktır. Parti içinde de önemli isimler var. Koray Aydın, Ümit Özdağ. Onlar da bu süreci yakından izleyeceğiz. Ben MHP ile İYİ Parti arasındaki geçirgenlik sürecinin ileride nasıl seyredeceğini de yakından izlemeyi düşünüyorum. Meclis grubunda ayrıca konuşacağız. Bu da tabii. Orada da enteresan bir şey var. Yani mesela 1 Kasım'da 11 miydi MHP'nin şeyi oy oranı? 11. Şimdi de 11'e çok yakın. Tabii, tabii. İçinden işte İYİ Parti çıktı falan da nereden çıktı? O zaman veya MHP'nin o yaklaşık 11 puanlık oyu nereden geldi? Orada da bir tuhaflık var. Yani CHP'den gelenler var. İYİ Parti, AK Parti'den gelenler var. Evet, çapraz durumlar var. Geçirgenlik var ama şeyi de söyleyeyim. Bakın bugün Koray Aydın'ın açıklamasını gördüm. Sonuçlara saygılıyız. Hayırlı olsun ülkemiz için. Yani rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun o güzel sözü vardı. Yani sel gider kumu kalır ama sonunda biz yan yana oturuyoruz. Komşuyuz, beraber yaşayacağız diye. Oylar verildi. Birbirimizi onaylamayabiliriz. Farklı düşünebiliriz. Birimiz Muharrem İnce'yi sever. Öbürümüz Sayın Cumhurbaşkanı'nı sever. Başkası. Bir cümleyle şöyle bitireyim. Bugün Koray Aydın açıklama yaptı. Biz saygılıyız dedi. Muharrem İnce muazzam bence bir açıklama doğru yaptı. Giderken bölünme gibi bir şey söylediler. Evet, bu ülke dedi kendi göbeğini kendi keser. Kimse bölemez dedi. Kimse bölemezdi. Çok önemli cümleler. Evet. Tayyip Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ortada. Birbirlerini bütün aradılar. Bütün bunlar varken Tayyip Bey'i aradı. Biz hala birbirimizin bu liderler bu açıklamaları yaparken biz hala birbirimizin gözünü oyup saçma sapan teorilere İnanmayalım çünkü öte yandan aynı saatlerde şimdi bunu ne yapıyor BBC biliyor musunuz? Mükemmel ya diyor. Tam istediğim sorular, istediğim ortam. Yaz gitsin diyor. Hala BBC attı da zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın kazandığını onaylamıyordu biliyor musunuz? Çok neden ama İngiltere Başbakanı aradı tebrik etti. Aradı, olay bitti. Akşam bitti. Yani Türkiye'de seçimler yüksek seçim devletler böyle davranıyor. Adamlar zaten seni oymaya hazır. Böyle ve sen hala siz adamlara de, biz buna dikkat etmemiz lazım. Yoksa siyasi kavga eder miyiz? Evet, kendi göbeğimizi süremiz doldu. Evet, süremiz doldu. Turan Bey borcumuz olsun. İki cümle yönetmenden. Şimdi Meral Akşener'le ilgili şunu söyleyebilirim. Varoluş gerekçesi yoktu. Her partinin bir varoluş gerekçesi olur. Meral Akşener'in öyle bir şeyi yoktu. Sadece şunu diyordu. Ben Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Ya kim? Neye göre? Niçin? Sebebi ne? Hedefin ne? Hangi soruna çözümün ne? Bunun hiçbir cevabı yoktu. Bence bunun cevaplarını versin. İkincisi ben hep şunu söylüyorum. Bu son genel. Türkiye'de muhafazakarlar aşırı realistleşti. Materyalistler, yani laik cenah demeyeyim de materyalist düşünceyi savunanlar. Sarkıyoruz diyor. Evet, onlar da aşırı hurefeci oldular. Bunu aslında tartışmak lazım. İlginç bir duruma geçtik. Zamanımız yani. Var. Gelecek hafta katılın. Eyvallah, beraber eyvallah. Tartışalım. Eyvallah. Değerli seyirciler bu hafta doğrusu ne diye sormaya ve cevabını bulmaya çalıştık. Yusuf Alambar'da Fadime Özkan, Metehan Demir ve Turan Kışlakçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Umarız gelecek hafta da burada olurlar. Bu yeni gündemle birlikte konuşmaya devam ederiz. Bu haftalık bu kadar. Gelecek pazartesi 21'de yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.